baby. Yeah, deha deha. Deniz Rode. Yeah, yeah. Güneş doğdu ufuktan. Ellerini tuttum o an. Gözlerinin içine daldım. Kaydı zaman. Güneş doğdu ufuktan. Ellerini tuttum o an. Gözlerinin içine bakıp kaydım, kaydım. Güneş doğdu ufuktan. Ellerini tuttum o an. Gözlerinin içinde kaldım, kaydım oralarda. Gece karanlık ama istesem de uyuyamam. Gezinirsin aklımda, takılırsın kafama. Kalbim hevesle çarpar yerinde duramadan. Ruhuma baskı yapar, fırlayacak kaburgamdan. Beni terk eder uçarak, bulamaz yolunu gözleriyle bakarak. Duyamaz çünkü hem kör hem de sar. Uyacak aklı yerine, hislerine, tüm isteği ileride. Onu buldu işte, kalbim seninkinin yanına kıvrıldı iyice. Çıldıracağım bu durum, beynimi yiyecek. Kalmadı ki mantık, fazla karışık aklım. Söyle ne yapmam lazım. Zor zor zihnem, ben yoruldum hissetmem. Sorun mu bir şeyler dokundu? Direnmem doğru mu, beynimin oyunu? Cidden de sorunlu, ne olursun olursun. Güneş doğdu ufuktan. Ellerini tuttum o an. Gözlerinin içinde kaldım, kaydım, kaydım. Güneş doğdu ufuktan. Ellerini tuttum o an. Gözlerinin içinde kaldım, kaldım oralarda. Bayramlar yarışıyor serbest vuruş özel 3. bölümüne, haliyle de bayramın son gününe hoş geldiniz. Bu 3 gün boyunca sizlerle adrenalini orta seviyelerde güzel bir yarışma düzenledik. Eski bayramlar ve yeni bayramların kapıştığı yarışmamızda son durum yeni bayramlar 5, eski bayramlar 4 puandaydı. Bugün kazananı hep beraber açıklayacağız. Hazırsanız bayram geleneklerimizi puanlamaya devam edelim. Efendim eskiden, yeni nesil bilmez, biz ülkece üzüldüğümüz kadar eğlenirdik de. Şu an keder, gözyaşı ve depresyondan başka bir güne uyanmıyoruz ama mesela bayramlarda, yılbaşlarında o televizyonlarda neler neler olurdu. Bir kere zaten Barış abimizin şarkılarıyla sabahın köründe bir kıpırdanırdı. Evde misafir telaşı, o bu falan başlarken biz harçlıkları toplayıp yeni kıyafetleri giyip hop kendimizi sokağa atardı. Akşam olduğunda da büyükler için eğlenceler başlardı. Mutlaka bir dansöz olurdu mesela. Çünkü eski Türkiye'nin katalizörü dansözlerdi. Bugün saçma sapan açıklamalarla gözümüzden düşen birçok sanatçı o zamanlar bu tip şeylerden uzak yaşadıkları için nefis konserler verirlerdi. Sonra mutlaka bir Şener Şenli, Adile Naşitli, Kemal Sunallı, Ayşen Gurudalı, o bünyeye saf neşe basan klasik Yeşilçam filmlerinden biri sansürsüz bir halde televizyonda yayınlanırdı. Biliyorsunuz şimdi sansür yemeden o kurnadan bu kurnaya bile sıçrayamıyorlar. Kısacası ne eğlence ne eğlence. O yüzden eski bayramlar bizden darbukalar eşliğinde bir puanı kapıyor. Üzgünüz yeni bayramlar. Eski bayramlar 1, yeni bayramlar 0. Şimdi bayram demek tatlı ve yemek demek, biliyorsunuz. Gerçi bizim için her şey tatlı ve yemek demek. Doğumdan ölüme her etkinlikte biz yiyoruz. Ama bayramlarda bir başka yiyoruz. Ne yalan söyleyelim, bu Instagram avokadoları ve hurma özütlü Hindistan cevizleri
cevizi unlu zımbırtılar hayatımızı ele geçirmeden önce daha sağlıksız ama leziz bir hayatımız vardı. Konu komşu kavurma filan getirir, baklava açardı. Aynı şekilde evdekiler de dünya kadar şey hazırlar. Konu komşuya dağıtırdı. Ama şimdi onu yapamayız. 3 numara vegan, 5 numaranın gluten hassasiyeti var. 2 numarada laktoz intoleransı çıktı. 7 numara evde yok, 9 numara diyette. O yüzden komşuculuk pek oynayamıyoruz. Yeni bayramların pek şansı yok bu kategoride. Leziz yağlı yiyecekler ve ömür kısaltan işlenmiş beyaz sofra şekeriyle yapılan tatlıların yüzü hürmetine bu kategorideki oyumuz eski bayramlara. Eski bayramlar 1, yeni bayramlar 0. Bir de eski bayramlarda macun satan şekerci amcalar, karagöz ve hacivat oynatan gölge oyuncuları ve mahallelere atlı karınca ekipmanı götüren panayırcı dayılar varmış. Ekipten macunu gören var ama atlı karıncayı kimse maalesef hatırlayamadı. Hacivat ve karagöz de izledik ama mahalle arasında değil. Ama bunlar eskiden hep mahalle arası eğlencesi olarak kayıtlara geçmiş. Şimdi oralar galiba otopark. Keşke şimdi de olsalar. Vallahi biz burada oturduğumuz yerde keyiflendik. Hem çocuklar eğleniyor hem de istihdam yaratılıyor. Lakin macunun merdiven altı üretimi olma ihtimali hep kafamızın bir köşesinde soru işareti olarak duruyor. Yine de puan kırmıyor ve eski bayramlara bir puan daha veriyoruz. Eski bayramlar yine bir, yeni bayramlar aha da sıfır. Bir de bayramların vazgeçilmezi kolonya vardır biliyorsunuz. Anadolu'nun nesillerdir değişmeyen ödü parfümü. Çeşit çeşit rengarenk olur. Eskiden mahalle aralarında kolonyacılar vardı. Şimdiki gibi AVM'lerde burnundan kıl aldırmayan dükkanlarda satılmazdı kolonya. Ama işte orada da pH dengesi denilen hadise devreye giriyor. Eski kolonyalar ne kadar cilt dostuydu. Gün boyu cildimizi nemlendirmek için takla atarken bir kolonyayla her şey heba mı oluyordu? Editörlerimizin de böyle birinci dünya dertleri var işte. Ne yapacaksınız? Atsanız atamazsınız, satsanız satamazsınız. Editördür sonuçta. Bazı şeylerin laboratuvar ortamında üretip onaylandıktan sonra satışının yapılması bizce daha doğru ama bir yandan istihdam sağlayacak bir konu. Biliyorsunuz bu gece ekibi olarak her zaman küçük esnafımızın yanındayızdır. Yine ikilik çıkan bir konu olduğu için bu turda hiçbir bayrama puan vermiyoruz. Eski bayramlar 0, yeni bayramlar 0. Son olarak sevgili izleyenler, tabii ki çocuklarımıza alınan bayramlıklar ve yeni ayakkabılar. Bu konuda eski yeni bayram ayrımı olmadan çocuk sevindirmek bizim geleneklerimizde vardır diyebiliriz. Bir bayramlık bize alınırsa, bir bayramlık da durumu olmayan kardeşlerimize alınır. Hala da öyle. Bu da zaten gurur duyacak şeylerimizin sayısı epey bir azalmışken en azından değişmeyen ve bizi mutlu eden değerlerimizden biri. Çocuklarımızı sevindirmeyi seviyoruz. O yüzden bu sene de bu geleneğimizden vazgeçmeden bir iki çocuk sevindirsek dünyalar onların, sevinçleri de bizim olsa diyor ve sizlere güveniyoruz. O yüzden hem eski hem de yeni bayramlarımıza birer puan veriyoruz. Eski bayramlar 1, yeni bayramlar 1. Ve hazırsanız beraberce bir toplama yaparak galibi ilan edelim. Eski bayramlar ilk gün 3 puan, ikinci gün 1 puan ve son günde de 4 puan alarak toplam 8 puana ulaştı. Yeni bayramlarsa ilk gün 2 puan, ikinci gün 3 puan ve son günde bizden 1 puan alarak toplamda 6 puan aldı. Son tahlilde eski bayramlar 8 puanla birinci oldu. Vallahi gerçekten biz de şaşırdık. Tüm yanlı tutumumuza rağmen eski bayramlar kazandı. Gerçekten de her neredelerse bulmak mı gerekiyor? Ne yapıyor efendim bu bayramlar? Eski yeni fark etmez. Sevdiklerimizle sağlıklı ve huzurlu olduğumuz her zaman bize bayramdır deyip yeni bayramları daha fazla üzmeden serbest vuruşu bitiriyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin de ellerinden, en mesafelisinden öpüyor ve iyi eğlenceler diliyoruz. Hanımlar, beyler, serbest vuruş durdu. Alkışlarınızla geliyor Gizem Karaca. Balonlara merhabalar. Gizem şey dedi, ya ben bir kafa süleyetleri görüyordum. İnsan hiç mi yok falan dedi. Evet dedim, onlar balon. İnanamadı ama işte yavaş cansız yavaş. Cansız manken sandım. Ya bir sette yaptık onu geçen gün hatta. Bir girdim böyle şey, bayağı cansız mankenler böyle duruyor. Evet evet, yardımcı oyuncu işte hani pandemiden dolayı azaltmak adına öyle bir seçenek düşünmüşler. Bayağı yapmışlar. Tabii ama biz böyle sahneye geçtiğimizde direkt onunla karşılaşınca böyle biz alıştık. Oluyor. Biz kendimiz kendimize ettiğimiz için biz alıştık. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, idare eder. Yolunda mı her şey? Keyfin yerinde mi? Her şey yolunda. Sanki
Gerçi iyi görünen bir arkadaşımızsın. Teşekkür ederim. O yüzden sana ayrıca sormak lazım. İyisin değil mi bak gerçekten? İyiyim. Şimdi sen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanikliymişsin. Evet. İstanbul'da doğmuşsun. Hı-hı. Çocukluğun Amerika ve Kanada'da geçmiş. Sen nerelisin ya tam olarak? Tam bir kültür çatışması. Evet. Ya şöyle yani o da enteresan oluyor hakikaten. Birisi nerelisin ya sen diye sorduğunda aslında İstanbul doğumluyum. Annem babam İstanbul doğumlu. Ha. Yani hatta şöyle eğer ben de çocuğumu İstanbul'da doğurursam 7 göbek İstanbullu olmuş oluyoruz. Fakat nedense şöyle bir İstanbulluyum denilemiyor gibi geliyor bana. Evet. Değil mi? Haklısın. Yani... Çünkü harbi mi falanla karşılaşırsın. Evet, hadi canım yani, hadi tamam. Hadi, yani muhtemelen sonra, en son İstanbullu 4. Murat falandı. Yani çünkü gerçekten hani benim tanıdığım mesela İstanbullu yok. Evet. Umay mesela aramızda kendini en İstanbullu olarak şey yapar. O da aslında İranlı. Yani, hani öyle söyleyeyim. Sorsa İstanbul'da doğdum ben falan. No, yok İran. Yani o yüzden ben de sürekli işte anne tarafı şu, baba tarafı bu. Sonra Nasiç, sonra Bulgar, sonra İstanbul böyle bir karışmış. O yüzden nereli olduğuna neredeyse oralıyım deyip aynen geçiyoruz. Öyle. Senin bu okuma hikayen işte yani yurt dışına çıkma hikayen annenle baban yani doğru mu bilmiyorum ama bizim bulduğumuz öyle bir bilgi. Gizem burada okusun falan deyip Florida'ya gidiyor. Evet. Var. Yani Florida niye? Mesela neden orada okusun? Ya Florida değil. Aslında hikaye Amerika olarak başlıyor ve annemle babam evlendiğinde annem 21 yaşında, babam 22 yaşında. Anladım. Ve bir sene sonra ben doğuyorum ve hani aslında hep şöyle biz seninle birlikte büyüdük diyorlar. Hmm. Hakikaten öyle yani hala da çok iyi aramız, bir şeyler paylaşıyoruz, her şeyi birlikte yapıyoruz yani yakın. Hani evet. Kafa yapımız. Ve o dönem mesela diyorlar ki şimdi bir bu yani kaç hatta 5 yaşındaydım beni götürdükler. Şimdi 5 yaşında bir çocukla böyle bir şey mi kalkışır mıyız? Hayır. Ama o zamanki o cesaret senin orada yani orada büyüyüp orada okumanı istedik. Sıfırdan ana dilin İngilizce olsun istedik ve bir turla gidiyorlar. Bayağı bir New York işte bilmem ne gezme turları oluyor. Aha, ya birkaç evet. Günlük. Öyle gidiyorlar. Beğeniyorlar. Türkiye'ye dönüp pılı pırtı her şeyi toplayıp beni de alıp gidiyoruz, yerleşiyoruz. Ve ben işte ilkokul, ortaokul orada bitirdim. Sonra lise dönemi Kanada'ya geçtik. Lise 1 orada bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Yani, bayağı eğitimi tamamlayıp buraya geldim gibi. Peki tekrardan gitme planlarım falan var mı? Şöyle benim yarı yani benim oturma iznim var zaten Kanada'da. Hı hı. Yani yarı vatandaş sayılırım. Hı hı. Tabii bunun bir sürü prosedürü var. Yani bunu hakkı elinde tutmak için sana Kanada hükümeti diyor ki 5 sene içinde burada toplam 720 gün geçir sürekli. Hı. Ve bunu elinde tutabil. Ve bu tabii zor oluyor. Yani sürekli evet. Orada yani bu şey oluyor. İki senede yıl orada. Evet senede 4 ay orada vakit geçirmen of. Gerekiyor gibi oluyor. Sen nasıl yapacaksın çalışıyorsun? İşte o zor oluyor yani her fırsat bulduğumuzda gidiyoruz Kanada'ya geliyoruz ama sayılıyor mu? Sayılıyor işte 2 gün bile gitsin oradan düşüyor. İleride öyle bir hayalim var mı bilmiyorum ama elimde dursun. Ne olur ne olmaz gibi bir durum yani açıkçası. Yani bu aslında şey eskiden demeyeyim de yani yakın zamana kadar bile hatta şimdi geyikleri de dönüyor bu hizmet pasaportuyla gidenler falan filan. Aslında galiba artık şey gibi yani hani biz hepimiz dünyada rahatça dolaşabilecek ve her yerde rahatça yaşayabilecek şeydeyiz, yetkinlikteyiz. Bence bütün dünya insanları öyle. Bunun içinde hani en kolay nasıl yaşanıyor? İşte Kanada'ya gideyim de yırtayım ya falan gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten ama öyle imkanlar varsa neden denenmesin evet, yani? Evet yani o da dediğim gibi elimde böyle bir fırsat var, bir imkan var ama ben gerçekten hani Türkiye'yi çok seviyorum. Yani insanlarımızı çok seviyorum. Aramızdaki o bağ olmadan, tanımadan bile bir o oluşan Türk bağı var. Yani o çok başka. Yurt dışındaki gibi değil. Yani dediğim gibi ileride olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. İnşallah olur ya. Yani istiyorsa. Peki 13 tane okul değiştirmişsin gibi bir şey var. O işte 21 ve 22 yaşındaki annemin ve babamın. ilk... Burası daha iyi falan. Gerçekten öyle. Aa. Yani ilk New York'a gidiyoruz. Oradan işte burası çok soğuk. Florida'dan
bir tanıdık çıkıyor, oraya gidiyoruz. Oradan bir yerden daha falan ve ben sürekli yani şöyle sadece zaten ikinci sınıf, ilkokul 2'yi sadece 3 farklı okulda bitirebildim. Türkiye'de başlayıp New York'ta devam edip Florida'da bitirdim ve hani böyle sürekli taşınmayla birlikte. Annenle babanın mesleği ne? Ne iş yapıyorlar? Annem ev hanımı, babam da tamamen böyle freelance, aklına ne gelirse her yerde her şeyi yapabilecek bir insan. Aa, gerçekten. O dönem evet, o dönem işte renovation, işte kasırgadan etkilenmiş evleri alıp derleyip toplayıp makul bir fiyata satıyorlar. Renovation diyoruz ona, construction. Oh, ama yani makul fiyat demeseydin tatlı duyuluyordu da hani bir yardım bir şeymiş gibi ama anladım. Meslek. Ama mantıklı. Evet. Evet. Bu kadar okul değiştirmenin sana hayatında bir faydası olduğunu düşündün mü hiç? Mesela hani yeni bir ortama girmeyle ilgili bir kaygın yoktur diye biz düşündük. Hiç yok. Yok değil mi? Hemen ilişki kurabilme evet. yeteneğin vardır ya, herhalde. Evet. O ya hani o hatta annemlere bugün bile çok teşekkür ederim dediğim şeylerden biri. Yani adaptasyon sıkıntım olmuyor. İnsanlarla herhangi bir kendimi geri çekeyim, bir iyice gözlemleyeyim, bakayım nasıl zararlı mı diyeyim, öyle bir şeyim olmuyor. Yani gerçekten neredeysem oraya bir şekilde ayak uydurabiliyorum. Kesinlikle onun avantajını evet, görüyorum yani bu yaşta da. Yani zaten tarif ettiğim babanın her işi her an yapabiliyor olma becerisi müthiş bir şey yani genetikte sürekli bir beceridir. Sürekli icat peşinde, sürekli bir şey icat ediyor. Çok acayip. Bizim evi görmen lazım. Evet. Bak kızım merdiven çıkabilen bir şey yaptım falan. Bak kızım şunu yaptım, bunu yaptım. Tabii tabii en öyle. Son mesela ne icat etmiş? Merdiven çıkabilen bir şey yaptım ne demek? İnsan mı yapmış? Ya şöyle bir makina ve bir tuşla kendisi merdivenden çıkıyor ve sen üstüne ne kadar yük koyarsan koy onu böyle taşıyor yükü. Tövbe estağfurullah. Robot evet, mu yapmış evet, baba? Evet, o gibi bir şey yani. Arkadaşlar ne? Aşıyı bulabilir mi? Değil mi? O biraz sakıncalı olabilir biraz böyle. Bulur da şimdi izni mizni falan. Berton'un. Bize kadar. Peki çocukken aslında çocukken de demeyeyim de yani ilk gençliğinde falan İstanbulluyum dediğinde mesela tuhaf karşılanıyor muydu? Oradayken mi? Oradayken buraya geldiğinde. Çünkü ikisinde de tuhaf karşılanma evet, ihtimali var. Evet, evet. Ya şöyle yani Amerika'da hadi biraz daha küçüktüm ama Kanada'da tam lise çağında biraz daha bir İstanbul dışında Turkey denildiğinde böyle hani aa Turkey falan hani kötü şakalar dönüyordu. Ama yani orada çok bir sıkıntı yaşamadım hı-hı. aslında. Buraya dönünce biraz daha işte İngilizce, Türkçe karışık o Türkçemi şiveme oturtana kadar birazcık alay edildi benimle. Hadi ya. Daha sonra işte herhalde psikolojik baskı onu çözdüm. Buraya döndüğünde seni yurt dışında büyümenin ne konuda güçlü hale getirdiğini düşündün? Ya da böyle bir şey düşündün mü? Çünkü mesela bahsettiğin o dalga geçme hikayesi benim başıma gelse ben kolay atlatamazdım onu. Ama hani sen geldiğinde muhtemelen benden çok daha kolay atlatmışsın. Yani daha kolay atlattım çünkü şunu fark ettim ben de onlarla birlikte gülüyorum. Yani hani ne bileyim yemek arasında hadi hamburger yemeye gidelim diyorlar. Ben hadi hamburger yemeye gidelim falan. Hani böyle bir ufak ufak böyle ağlı da Amerika falan, Kanadağlı falan diyorlardı. Kanadağlı. Kanadağlı aynen. Böyle müthiş. Çok yaratıcı gerçekten. Şakamatikler gördünüz mü? Ay, ama düşünmesine bilmiyorum. Çok yok ya düşünmedi. Rahatsız edici değil evet, yani. Arkadaşlık ilişkisinin içinde dönmüş çünkü onlar evet. zaten. Bize biraz tuhaf duyuldu ama astronot olma hayalin mi varmış senin? Evet. Müthiş o zaman kariyer planı ama şu an. Ama Florida'da hani yaşayan bütün çocukların bir şekilde o oluyor. Çünkü ya. İşte JF hani şey aha. Kennedy Space Center orada bir şekilde yaz kampına göndermişlerdi beni. Orada böyle her şeyi gösteriyorlar falan tüpler bak bununla ve siz bak dünya falan hani. Böyle şeyleri yaşama fırsatım olmuştu ve ben direkt tabii bunu yaşadığımda 10 yani 8 9 artık hangi yaş aralığı bilmiyorum 10 yaşındaydım ve ben direkt astronot olacağım ya da herhangi bir şekilde havada olmak istiyorum diyordum ha. yani bir şekilde peki, evet. Peki mesela hala ilgini çeker mi? Yani her zaman uyurken direkt şey aa neydi? Aa, space belgeseli. Uzay. Uzay ben, uzay. Evet. Pardon.
Şaka şaka. Yok yok, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Şey alışıyor. Yani hep öyle belgesellerle uyuduğum için hala çok merak ediyorum. Merak ediyorsun. SpaceX'i falan takip ettin mi? Evet, tabii ki. Ben de. Mars'a tiketimizi aldık o şey. Şaka yapıyorsun. Tabii. Hadi ya. Hayır, şaka tabii ki. Ha, ay ben nasıl... Gördünüz mü benim zavallılığımı? Hayır, bir dönem çıktı ya, herkes adını yazıyor, bilet veriyor falan. Evet evet, de, bir de şimdi gidenler var ya, o yüzden. Yok. Ama heyecanımı gördünüz değil mi? Ben o kadar isterdim onun için tanıdığım zaten biri gitsin. Kaç kişi seçiliyor değil mi? Böyle çok ya, bayağı yüksek önemli fiyatlarla falan seçiliyor. Satın alanlardı. Bayağı pahalı bir şey satın alıyor da. Gerçekten bir tanıdığım gitse merak ediyorum çünkü. Bir bok varsa şey gidelim diye soracağım. Nasıl oralar? Nasıl? Boktan patates yetişiyor mu falan diye. Peki güzellik yarışması sebebiyle okulunu dondurmuşsun. Evet. Çok bir şey geliyor okula. Yani yok. Niye canım? Yani güzellik yarışması sebebiyle okul dondurmak şimdi totalde çok mantıklı bir şey değil. Şöyle mantıklı değil. Bir süre dondurursun okulunu. Hı-hı. Yani çünkü güzellik yarışması dediğin şey 6 ay sürmüyor. Hı-hı. Ya yani. Dolayısıyla oluyor, bitiyor, devam edersin. Aynen, belki başka bir şey vardır benim diye. Benim de planım oydu zaten. Ha. Ama öyle gelişmedi öyle olaylar. Öyle gelişmedi. İkinci mi olmuştun sen? İkinci oldum. Ya oraya aslında hikaye şu, benim yarışmaya girme sebebim aslında birazcık okuldan kaçmaktı. Dondurma sebebim de oydu. Hmm. Çünkü dediğim gibi az önce hani yurt dışında büyüdüm ve orada eğitim gördüm ve ben lise 1'de Türkiye'ye geldim ve hani lise 1, 2, 3 ve 4. Ondan sonra koca bir sınava girdim ve yani ne coğrafya, ne tarih, ne dil bilgisi o kadar yetersizim ki yani ben bu konuda iyi bir puan alamazdım. O yüzden ne yaptım? İşte dedim ki İngilizceden yırtarım herhalde. Hani bir şekilde yabancı dil, Amerikan kültürü kazanırım. Hani en azından belki öyle üniversite okuyabilirim. Yani çünkü orada hayalim çok başkaydı. Astronot olmaktan bahsediyorum yani. Tabii büyüdükçe birazcık şeye mesela döndü. Mesela son ne hayal ediyordun ortaokulu bitirirken orada? En son şöyleydi. Grafik tasarım, yani film animasyonu çok yapmak istiyordum. Yapma çizim. Ya. Evet. Hani bayağı bu işte Avatar çizen ekibin içinde falan. Hani backstage'de öyle bir şey. Yine sinema, yine bu hani sektörde olmak istiyordum ama hani hiç kamera önünde bir hayalim ya da planım yoktu. Okul dönemi de bir sınava girdim ve ben İngilizce bölümü kazanmayı hayal ederken Fransızca kazandım. Ve Fransızca sınavına girmeden İngilizceye tam puan yaparak Fransızca kazandım. Ya aşırı enteresan bir şey. Evet, müthiş bir sistemimiz varmış. Evet, işte tabii puan sistemi, coğrafyada, tarihte, matematikte öyle bir toplanınca benim İngilizce sınavından %100 yaptığım puanı düşürüp Fransızcayı kazanabildim. Allah Allah. Evet yani okay. Evet, çok ondan hayalim o da değildi. Tabii iyi bir üniversitedeyim. Hani hep bir İstanbul Üniversitesi ne olursa olsun, hı-hı, bitir, hani cebinde dursun. Büyüklerimizin, evet, biliyorsun. Evet. Fakat istemediğim bir yerdeyim. İstemediğim şeyi yapıyorum. Bakıyorum önüme, diyorum ki ben buradan mezun olduktan sonra tabii ki de çok değerli bir bölüm ve hani okuyanlar yapmak istediği şeyi yapıyor. O da ya Fransızca ile ilgili bir şey yapıyor ya tercümanlık yapıyor Fransızca, evet, ya da belki büyük bir holdingde Fransızca, yani bir şeyler yapıyor Fransızca ile ilgili. Evet. Ama benim öyle bir hayalim yoktu. Ve karşıma güzel yarışması o an çıkınca tamam dedim yani hani. Zaten şöyle oldu. Ajans dedi ki zaten dedi 8000 kişi falan dedi. Sokuluyor dedi, hani çok şey olacağını, biz seni yine de yazdık dendi böyle. Tamam. 18 yaşındayım, anladın mı? Tamam dedim. Sonra bir telefonda işte Gizem ilk 800'e kaldım, Gizem 500'e kaldım, Gizem son 50 kişi gelmen lazım. Nasıl ya derken öyle işte öyle. Bütün etapları geçip ikinci oldu. İkinci oldu. Sonra mı başladı şeyler? Böyle? Sonra başladı, evet. Yani... Gizem Hanım bizle çalışır mısınız falan? Evet, biraz öyle. Hani sonrasında. Yani aslında böyle kendiliğinden gelişen bir şey. Evet. Sonra peki oyunculuk seni çekmeye başladı mı teklif tabii gelmeye ki başlayınca? Ya zaten hani öyle bir şey başardıktan sonra hani açıkçası okulum duruyor. Ne yapsam diyorum. Madem böyle bir şey başardım o zaman bu konuda işte sinemaya yöneleyim. Sinema, televizyon ya da radyo, televizyon, hı-hı, başka bir şey diye düşünürken ben hani geçiş yapmayı düşünürken
dizi teklifi geldi. Öyle bir şeyi de değerlendirdim ve sonradan dedim ki kendimi bir şekilde doldurmam lazım. Hani ben ne yapacağım sette? Dersler almaya başladım. İşte öyle bir şansım vardı. New York'a gittim. New York Film Akademisi'ne gittim. Bir işte 2-3 aylık bir eğitim aldım. Buraya geri döndüm. Kendimi belki şey denilebilir işte, hani konservatuarlı değilim ya da belki insanlar alaylı diyebilir ama ben kendimi doldurabildiğim kadar doldurdum, yani doldurmaya çalıştım açıkçası oyunculuk öncesi. Aslında şöyle, yani bence zaten artık yani 2021'de yalnız konservatuar bitirme olmaz bence falan. Yani artık bu biraz fazla. Eğitimin önemini yok saymak gerçekten tabii, doğru tabii, bir şey değil ama. Onu... Yani bu eğitimle ilgili şöyle bakmak gerekiyor bence. Yani şu an her yerden meslekle ilgili bilgi edinebiliyorsun, evet, ya. Çok. Yani işte New York Film Akademi'ye gitmişsin. Yani tamam, yani bununla ilgili bir çaban var demek ki. Burada da uğraşmaya devam ettin elbette. Öncesinde de uğraşıyordun. Tabii. Dolayısıyla şu an bu bilgiye ulaşmak mümkün değil diyemez kimse. Koca koca yetenek sınavlarına falan ihtiyaç olmadan başka yeterlilikleri sağlayarak bu bilgiye ulaşabiliyorsun. Ona rağmen bu bilgiye ulaşmadan ben yapıyorum abi ya falan dersen o zaman artık o tuhaf. Şey. Evet. Zaten bu o tanım o yüzden artık değişti yani. O hani, biraz hani kendini hiç, yani ben hala öyleyim. Hala kendimi yeterli görmüyorum ve böyle nereden ne kapabiliyorsam birazcık da set benim için öyle bir avantaj oldu. Hani küçük yaşta başlayıp gözlemleyerek öğrendim. Ve hani her şeyi sürekli kaydetmeliyim mantığıyla çıktığım için bu yola. Çok çok işime yaradı yani. Ne yaşıyorsam sürekli bir kayıt modundayım ve bu benim bir şekilde işime yarıyor oyunculukta da, sette de. Evet. Ya büyüklerimizi izliyorum, işte değerli sanatçıları izliyorum, onun yaptığına bakıyorum, ne bileyim TV'de gördüğüm şeye bakıyorum. Bir sürekli şey, süzgeç modundayım. Müthiş. Hala öğreniyorum. Aman canım, o bitmiyor ki galiba, hala öğrenme işi. Ben de öğreniyorum. Hiç estetiğin var mı? Hayır. Yok. Yok. Hiç mi yok? Yok. Peki. Hiç yok. Lazım olsa yaptırırdın ama isteseydin, değil mi? Evet, o konuda hiç karşı değilim. Evet. Yani bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili, bu seni mutlu edecekse, evet, yap ya. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Aynen olabilir ama bu da her aynen şey. Aynen olur. Yani olur. Aynen ben de... Evet'i çok kullanıyorum. Böyle hep bir karşımda biri kılıçık, evet, evet. Hatta evet de değil de. Bende de var. Evet. Bak şimdi sıçtık. Bir programın sonuna kadar böyle. One hour later. Burnumun dışına da top çevirecek. Kendine 10 üzerinden kaç veriyorsun? 7. 7 ne be? Ama 7 uğurlu sayım ya herhalde. Ha, ondan. 3 puan nereden kırdın? 3 puan nereden kırdım? Ya ben çok fedakarım, biliyor musun? Çok böyle ışık şey olması gerekiyordu. Çok fedakar bir insanım. Hep bu konuda o yüzden sıkıntı yaşıyorum. 3 puan ondan mı kırdın? Evet, ondan kırdım. Biraz kararsızım. Kararsızsın. Evet. Ne senin burcun? Başak. Hay Allah, mümkün değil senin kararsızın. Ama işte hayır, şöyle yani başaklıktan gelen o... Başak yükselen balık, ayrıca belki oradan geliyor. Evet. Çok detaycıyım. Çok detay ve çok böyle irdelediğim için sonra da böyle kararsız kalıyorum. Anladın mı? Ya öyle mi olsa ya böyle mi olsa falan. Hani şuraya gelirken bile milyon defa böyle acaba ne giysem, nasıl olsa bilmem ne falan filan, böyle göbeğim mi çıkacak, acaba arkam mı görünecek bilmem, kolum yandan fazla falan. Çok kararsızlık yaşadım ve bu huyum aslında işte o puan kırmama olabilir. Peki mesela. Cansu sence? Cansu nereye gitti ya? Filtremi şey yaptınız değil mi? Kameraya taktınız değil mi? Getirdiğim özel film. Tamam. Sen 10 verdin. Umay? 10. Umay eskiden düdüktü. O yüzden daha yeni öğrendi konuşmayı. O yüzden biraz tonu garip. Melike? Ne dedi? 10 dedi değil mi? Okey. Okey. Göksu? Ya! Sabah şekerleri misiniz? An. Bir yandan da on demek zorundalar yani. Hani. Zorundalar mı? Niye? Ne mesela, kovar mıyım? Hani sıfır dense ya mesela orada. Sıfır down. Mı? Evet, gayet iyi. Bence de onlarca hatta. Giydiğinde karşımda dağ olsa duramaz dediğin bir kombinin var mı? Yani şeyin yakıştığını düşünüyorum. Şort tulumlar oluyor ya böyle. Evet. Hani
Evet. Mesela etekle, elbiseyle rahat yürüyemiyorum çünkü birazcık böyle safsala rahat, yalpalaya yürüyen bir insanım ve sürekli bir çekiştirme olduğu için hep şort, tulum falan diyorum. Yani bu benim. Bu benim. Çünkü çok taşıyabiliyorum, içinde rahat olduğum için. Hiç yaptığın bir sürpriz, skandal bir finalle sonuçlandı mı? Yok. Çünkü her şeyi o kadar planlı, programlı, saatine yapıyorum ki inanamazsın yani. Çok o yüzden doğru. Evet. Ama mesela ben çok sürpriz patlatırım. Nasıl? Çok, anlar yani, mısın? Çok anlıyorum. Ay, ya. Ben de çok biliyor musun? Kötü. Berbat bir şey. Herkesin kimse yapmıyor sana sürpriz, o yüzden değil mi evet. Artık? Bana zaten da öyle. En son mesela 2 sene önce mi? 2 sene önce galiba bir işte kalabalık arkadaş grubu işte 2 sene, 3 sene önce böyle işte Zeppelin diye bir bar var karşı tarafta, belki biliyorsundur. Orada işte ben çok çalışıyordum o dönem yine, hatta unutmuştum doğum günüm olduğunu falan. Kız arkadaşım hatırlatmıştı. Ya işte bir pasta keseriz falan diye. Sonra oraya gittik. Ya çalışıyoruz bir yandan ama bir etrafta döneniyorlar yani. Ne anlıyorsun işte orada? Ya dedim ki tamam sürpriz yapacaksanız ben şey yapayım. Ya falan. Ama sen de çok şey evet, yapmışsın evet. Öyle. Ağzıma sıçtılar zaten. Öyle dedim. Ben sen hani sen biraz daha şey takılmışsın ama ben direkt anladığımın üstüne gitmeye başlıyorum böyle hani çözmeye çalışıyorum. Acaba diye. Ne olacak? Tabii tabii acaba ne olacak? Şöyle dedin ama şu olacak bu olacak değil mi falan. Be yeter falan sıkıcı oluyor. Sıkıcı karşı taraf için çok sıkıcı evet. Ya. Annenden sistematik olarak duyduğun ama asla uygulamadığın bir öğüt. Saçların ıslak çıkma. Uygulamıyor musun? Asla. Neden? Başın ağrımıyor demek ki. Kurutmuyorum yani. Bilmiyorum ya, onunla uğraşamam böyle. Derken? Gördün değil mi onu sen? Onunla uğraşamam. Öyle görünüyor ama evet. Şey bir tüy dolu evet. Şey yapıyordum. Aynen. Bilmiyorum, çocukluktan öyle bir şey kalmış. Şey yani mi peki, o uğraşamıyorum, bunalıyorum. Sinüzit problemin hiç yok o var, zaman. Var, başladı işte. Aha. O yüzden de. Böyle şuralarım ağrıyor. Oo, şuralarıma basıyorum sürekli. Çok kötü değil mi? Üf. Hala da yapıyorum biliyor musun? Mecbur yapamayacaksın bir süre sonra. Sana ama yani mesela veriyorum. Şimdi şöyle oluyor bak. Set mesela 8. Diyorlar ki 7'de alacağız sizi. Hı-hı. Şimdi ben alarmımı 6.30'a kuruyorum. Hı-hı. Yarım saat içinde kalkıyorum. İşte duş alıyorum. Ondan sonra işte giyiniyorum. Gerçi bunun 10 dakikası alarm ertelemek oluyor. Son 15 dakikası hazırlanıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. 15 dakika sadece duş alıp giyiniyorum. Evet. Ve o dönem hatta sete havluyla kafamda gidiyorum falan. Çünkü yani ona harcayacağım 10 dakikayı uykuya harcamak çok benim haklısın. İçin... Ben mesela havluya okeyim zaten. Havluyla evet. Gidiyorsan okey. Yani ben çünkü hiç... İnsanlar da alıştı artık. Yıkayıp çıkanı bildiğim için yani... Nasıl? Yıkayıp falan diye gideni bildiğim için ben o kadar bırakıyorsun ıslak yani sırılsıklam saçla çıkıyorsun gibi. Hayır, şey yani, havlu okey. Tabii çıkıyorum. Gebertmez böyle bir en azından. Havlu sarıyorum ondan sonra sıkıp ya havluyla gidiyorum ya da yine salon. Ben işte havluyla okeyim ben. O kadar bir şey değil yani. O kadar evet. Kurtarır, öldürmez. Fake sosyal medya hesabın var mı? Fake sosyal medya hesabım yok ama ya bir fotoğraf çektiğim, fotoğrafları paylaştığım bir sosyal medya hesabım var. Hı-hı. Ve onu ne ben takip ediyorum ne o beni takip ediyor. O yüzden kimse bilmiyor. Yani şey anlamında... Tövbe estağfurullah ne dedi ya? Ya hani şey sadece işte çektiğim işte börtü böcek bilmem ne güzel fotoğrafçılık hani fotoğraf sayfam öyle var. Öyle bir hesabım tabii, var. Kendim değil yani. Öyle... Ve kimse senin olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Hangisi? İşte mesela oradan ara sıra bir şey lazım olduğunda falan bir girip bakıyorum. Gerektiğinde oradan bakıyorsun, mantıklı. Nazara inanır mısın? Tabii ki de çok. Çok? Çok. Var mı nazar boncuğu var. Falan? Şimdi bunun belki minik bir dövmesini yaptırmayı düşünüyorum böyle sürekli. Onu ama orta parmağına yaptırmazsan. Böyle hani biraz daha belki şey traditional böyle klişe bir şey olabilir ama böyle kötü enerjiye ve böyle insanın karşısındakini kötü etkilemesine inanıyorum. Evet ya. Evet ben oluyor de inanıyorum yani. Yani hatta işte benim de nazar boncukları kaynıyor tabii canım. Şuradan devam. Buradan buraya kadar Trabzon burması. Elektronik bir eşya aldığında üstündeki jelatini hemen şey yapar mısın, söker misin? Bırakır mı? Bırakırım. Gerçekten evet. Niye? Bilmiyorum. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Geç bozulur gibi falan mı düşünüyorsun acaba? Evet. Allah Allah. Jelatin ama gelirken çizilmesin diye. Evet değil mi? Geldi ama çıkar onu. Böyle sanki onu çıkardığım an böyle hani artık eskide. Çok bitti her şey. Yani gitti. Çok yenisini gibi. Almamız lazım. Hoşuma gidiyor. Ta ki böyle mesela köşelerden artık çıkmaya başlıyor. Araları toz doluyor falan o zaman çıkarıyorum. Ama bayağı bir süre duruyor. Güzel. Peki bir takıntın var mı? Ya takıntı mı
Tam bilmiyorum ama yani kontrolcülük, bir mükemmelliyetçilik bir var hep. O ama şey ya, o takıntı gibi. Değil. Şey gibi takıntı bu derken tik gibi işte. Mi? Yok, tik gibi de değil. Böyle işte evden çıkarken kapıyı 3 kere kilitlerim, 2 kere de açar kaparım falan gibi bir şey. Ha, yani var. Bayağı daha... Aha. Yani o değil ama. Ya böyle bir duştan çıkınca 3 defa zıplama huyum var. Emin misin? Bak şu abi çıktı şimdi. Annem onu da küçükken bu arada şey yapmış işte. Sular aşağı, gizem yukarı diye bir şey yapmış. Ve böyle hani ben kalmış böyle 1, 2, 3 böyle zıplıyorum ve hani sanki bütün sular aşağı, gizem yukarı. Öyle bir şey küçükken. Gerçekten yani, evet varmış takıntı. Şu an aklıma geldi. Şu an müthiş. Ben bunu niye söyledim ya? Gerçekten Allah niye söyledim? Ben de anlamadım. Gerçekten şu an milyonlarca insan duşta sular aşağı, gizem yukarı yapacak. Bir memleketin geleceğiyle oynadım sevgili Gizem. Tüh. Var mı sizin böyle şeyiniz? Sular aşağı, Cansu yukarı falan. Ne var? Ne? Ha, doğru, o da vardı. Ne oluyor o? Ne yapıyorsun? Orada küvettesin ama galiba değil mi? Evet. Ha. Cüp mu? Umay düdüklükten bayağı ilerledi ya. Bir de şey var mesela evimin yolunda... Ne kadar çok takındım çıkıyormuştum böyle bu arada böyle. Hasta bu, alın bunu diye. Ev yolunda... Şimdi ortada bir ağaç var ve... ya şu ağaç düşün. Evet. Böyle gidiyorum. Yol şöyle oluyor ve tekrar aynı yol oluyor. Evet. Yani o orayı ortaya almışlar. Evet. Ben her zaman böyle diyorum ki oradan giderken... Sol taraftan geçerken kötü bir şey olacak. Sağ taraftan geçersem iyi bir şey olacak. Böyle enteresan bir huyum var. O yüzden sürekli hep böyle o an içimden hangi taraftan geçmek geliyorsa o taraftan geçiyorum falan. Ha, o arada bana da oluyor. Kendini korkutmak gibi bir şey oluyor. Niye ki? Evet. Bilmem. Yani hep iyi bir şeye ihtiyacımız var ya işte, neden buluyoruz? Sağdan geçtim abi, hadi artık falan. Değil mi? Sonra bir evet, belki de iyi şeyler çağırıyorsun. Ama yok yani işte. Şey sular aşağı, gizem yukarıdan iyi değildi. Evet. Hiç kimseye itiraf edemediğin ama yalnız kaldığında dinlediğin bir şarkı var mı? Ya ben bütün şarkılarımı ulu orta dinleyen bir insanım. Ulu orta derken? Yani elimde... ya şey bir hoparlörüm var zaten. Aha. Her yere onunla dolaşırım. Sette de sürekli ya, müziği de evet. O kadar enteresan şeyler dinliyorum ki yani bir gün Nankör Kedi dinleyebilirim. Bir gün işte başka bir işte klasik müziğe geçebilirim falan hani. Ha, ama hiç... öyle bu ay benim dinleyeceğimi hiç tahmin etmezler yok. Dediğim bir şarkı yok yani. O varsa da onu açıyorum yani. Ha, ki anladım. Buradan da istediğimiz şey. Evet, belki şey var. Onu söyleyeyim. Her böyle bir işte sofrada bir süreden sonra işte çıkan bir doktor takıntım var. Doktor? Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaramda diye bir evet. Hani, Allah Allah. Evet, çok ay acayip. Hiç arabeski tarafın yokmuş gibi de görünüyor. O var işte ama. Varmış. O şarkı. Karmaya inanır mısın? Ya bunun, ya inanıyorum ama bunun birazcık insanların kendini şey telkin etmek için kullandığı bir yol diye düşünüyorum. Yani hani kötü bir şey yaptı bana, şimdi o da bulacak cezasını falan dediğinde içi rahatlıyor gibi geliyor. Ha, hani... Kendin için peki? Yani sen kötü bir şey yaptığında kötü bir şeyle karşılaşır mısın? Başıma gibi... kötü bir şey gelecek diye mi diyorsun? Ama sen kötü bir şey yapmıyorsundur herhalde ya. Yani ya ona çok böyle odaklanıp şey yapmak istemiyorum. Hmm, ona bırakmıyorsun kendini. Evet. Okey, mantıklı. Şöyle olsa o zaman bir sürü çok kötü şey yaşayan insanlar var durup dururken çok iyi bir insan olup yani. Değil mi? Kuzey Afrika niye böyle o zaman? Evet, ne yaptılar anasını satayım? Öyle bir şey oldu. Peki en son ne zaman hüngür hüngür ağladın? Evet. 2020 Ekim ayında kaçıydı? Ya 13'ü ya 23 falan öyle bir şeydi. Ne oldu ki? Köpeğim öldü. Ay başın sağ olsun. Kaç yaşındaydın? Ya 10 yaşındaydı Golden ama şey yaştan dolayı ölmedi. Fark edemediğimiz bir ciğerlerde iltihap dolmasından dolayı oldu ve çok geç fark ettirdi bize. 10 gün bir süre içinde böyle bayağı şöyle... Ah. Başın elim. Sağ olsun ya. Yani net hüngür hüngür ağladım, onu hatırlıyorum. Peki hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Hayır ama nefessiz kalıp uyandığım oldu. Öyle mi? Uyku apnesi diye uyandım. diye böyle oldu. Yo, horluyor muymuşsun? Horlamıyorum galiba. Ben de asla horlamıyorsundur. Söylerlerdi. Aynen yani. Mutlaka duyulurdu. Evet. Ama bazen böyle falan kalıyorsun yani evet. Orada olabilir. Ama tamam o normal. Ben benim
Ben baya. Sen baya. Aa. Oo. Çok zor ya. Tabii çok zor. Şey oluyor mu uyandığında buram böyle şişmiş oluyor mu, acıyor mu? Yok, genzim şey oluyor. Ve olduğu için benim biraz geriden. Şurada bir yerde benim. Sarsılmış uyanıyorum. Böyle bir neyim var? Yorgun uyanıyorsun falan. Değil mi? Resmen öyle ya. Hiç televizyonda başkasının adına utanıp kanalı değiştirdiğin oldu mu? Tabii ki de oldu. Tabii ki de. Kimdi o? Böyle soracak. Hatırlamıyorum ama illa yani. Ya, tabii ya, hepimizin artık başına geliyor. Bunu böyle oynama ya falan dediğim o oldu yani. Peki hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil, bende kartını oynadın mı? Çok kez oynadım onu. Sende miydi sorun? Yok. Ondaydı yani. Çalıştım ama hani peki. Onun o sorununu ben artık sorun edemeyecektim yani. O yüzden o daha büyük sorun ne demesin diye sorun bende. Aynen. Ben delirdim. Ben de. Sal beni kardeşim. Evet, hakikaten o, sal beni. Peki hiç kirli sepetinden çorap, tişört giymişliğin var mı? Şu an üstümdekileri nereden olduğunu düşünüyorsun. Hay Allah. Direkt kirli sepetinden çıkardım. Oldu tabii canım. Ne? Çorap mı, tişört mü? Tişört de oldu, çorap da oldu. Çorabı mesela bazen bakıyorum, aa ben bunu niye atmışım diyorum, daha tertemiz falan diyorum. Anladım. Yani. Peki hiç sadece o anı kurtarmak için yalan söyleyip üstüne o yalanı unutup tekrar yalan söyleyip böyle en nihayetinde kuyruklu yalana düştüğün oldu mu? Oldu. Vallahi mı? Şu an hatırlıyorsun galiba. Ne? Hatırlamaya çalışıyorum ama nasıl ama zaten bir şeye dönüyor. Yalan burada... Boş ver, daha yani. İyi olur. Şimdi anlaşılmasın. Ay o şey vardı ya, o yalan falan. Burada patlasan ya durup dururken. Geçmişe dönüp baktığında tüh be keşke öyle olmasaydı dediğim bir şey var mı? Yani var tabii ki de, olmaz mı? Herkesin var. Evet. Ama şimdi ne diye soracaksın? Ya çok yani. Çok genel sorular böyle, evet. Çok büyük. Mesela ben kendime de sorayım. Tüh keşke olmasaydı dediğim bir şey var mı? Yok. Öyle mi? O kadar her şey iyi ki olmuştu. Yani o kadar genel bakınca yok. Yani tabii ki daha iyi seçenekler, daha yani iyi yaşanabilecek olaylar. Ha. Yani olayları daha başka türlü yönetme ihtimali hep var. Ya benim belki bir iş, bir oynadığım bir projeyle ilgili ya bunu keşke yapmasaydım. Ne evet. Gereksizmiş dediğim evet. Bir şey var yani öyle. O çok normal. Yani evet, mesela o öyle konuda. Bir şey rahatça olabilir tabii. Karşından o anda hiç selam vermek istemediğin biri geliyorken evet. Sana doğru. Sen onu yapıp geçer misin, ne yapalım konuşacağız deyip selam mı verirsin? Direkt çaktırmadan geçerim. Gerçekten. Ya telefona bakarım ya bir o anki bir mağazaya girerim ya da yani kafamı falan çeviririm. Yani istemiyorsam ona gerçekten boşuna evet. Zaman harcamam. Peki hiç konu hakkında bir fikrin olmamasına rağmen sırf ortamda muhabbet dönsün diye atıp tutar mısın? Atıp tutmak yani bir noktaya kadar yaparım onu ama sonra çok korkarım yani bir evet, şey bir sorulur da. Sen de şöyle düşünüyorsun, ne diyorsun derse böyle kalırım diye. Ne bileyim canım, işte hani genetik mühendisliğinden bahsedilmiyordu da işte. Hani çöp vergisinden bahsediyor. Yani dayarsın belki gibisin. Atıp tutmak. Tabii ufacık bir fikrim varsa onu söylerim. Oldu. Evet. Peki. Ergenlik döneminde yaptığın en absürt şey ne? Allah Allah. O kadar da absürt şeyler yaptım ki. Gerçekten mi? Yani herhalde çok fazla olduğu için mi bilmiyorum. Yani okuldan çok kaçıyordum. Çok evet. Yani, okuldan kaçıp ne yapıyordun ya? İşte bir müzik grubumuz vardı. Bir kemana sarmıştım. O zaman işte Kastav diye bir yarışmaya girmiştik. Orada işte keman çalıp kafamı headbang falan yapmıştım. Böyle şey falan filan. Oo. Evet. O birazcık hani keşke yapmasaydım diyorum. Çünkü o görüntüleri görüyorum böyle hani. Orada diye bağıran bir çocuk ve ben elimde böyle kafamı falan saçımı sallıyorum falan. Böyle. Ay yani, Allah. Evet. Biz görebilir miyiz onları? Yok onlar çok Allah'tan bulamadı daha. Okay. Peki yanında mesajlaşan birini görsen telefonuna gözün kayar mı? Ya şimdi hangimizin kaymıyor? Aynen. Çok güzel cevap. Ya mesela hani şurada mesajlaşıyorsa şöyle duruyorsa hani bir görürüm ama çok bakmayan da... yalancıdır. Okumam yani. Evet. Okumazsın. Ya yani dibine kadar şöyle bir kalmam. Çünkü yakalanma korkusu var. O daha rezil edin. Ya onun yakalanma korkusu yoksa senin mi var ya? Burada yapıyor işte yani şurada. Orada artık... Bana niye o kadar güveniyor ki o? Benim kuzenimin bu konuda bir hikayesi var. Otobüste böyle şey gidiyor falan yazıyor. Ondan sonra bir kadın böyle hissediyor. Bakıyor falan böyle. Ve hiçbir şey demeden ona
şu an yanımdaki kadın benim mesajımı okuyor, yazıyor. Ve oradan kadın birden diyor ki dönüşünü gördüm. Aa, çok iyiymiş. Dedim çok iyi yapmışsın ya. Evet, gayet iyi. Tikin var mı? Ya çok tekstürlü böyle minik minik şeylere... Ne, onun bir ismi vardı hatta, bilmem ne. Böyle çok bakıyor. Noktalı evet. Noktalı bir şeyler böyle beni direkt böyle kaşıntı... Yani giyemiyorsun. Evet. Aa, yok, giyinmek değil. Ha, görünce de görünce. Mi? Görünce. Trikofobi. Hı, öyle bir şey. Trikofobi. Triko. Kriko, kriko. Tripo. Aa, tripofobi. Hadi ay, böyle. Anladım. Evet. Çok nokta ama... noktacık şeylerde anladım. Oluyor. Ben de mesela şey sırsız çömleklere falan değemem. Ciddi misin? Hmm. Bir kere kullanmam gerekti bir tane. Hı. Öyle sırsı çömlek. Koli bandıyla sardım etrafını. Ne diyorsun? Tutabileyim diye. Sen bu o zaman güveçlere falan hiç dokunamıyorsun yani. Dokunmuyorum. Allah Allah. Dokunuyorum yoksa ama şöyle dokunuyorum. Aa! Falan, evet. Çünkü hoşlanmıyorum. Bence onlar da benden hoşlanmıyor. Hangi durumda Gizem'den uzak duralım denir? Ya aslında mesela çok o kadar kolay bir insanım ki ben. Çok yani uzak durulacak bir durumum yok mesela ya. Mesela bir şeye çok öfkelendiğin olur mu? Evet, oluyor. Ha. O zaman da mesela çok mantıklı kızıyorum ya. Ha. Yani uzak durmaya gerek yok yani. Yani yok, dursunlar canım, o kadar da şey değil ya. Hani tepem attığında bir şeye çok mantıklı kızıyorum ve böyle onlara da mantıklı geliyor kızdığım şey. Yani muhtemelen uzak durmak istiyorlardır ama aman şimdi her an bu parlar hani yok öyle kişisel hiç kimseye bir şeyim olmadı. Peki hiç hayran olduğun ama tanışınca fıs çıkan ünlü oldu mu? Oldu. Kim diyeceksin? Yok ya, isim vermezsen iyi olur burada. Kuliste söylersin. Söylerim. Oldu tabii. Çok mu oldu peki? Yok ya, hani bir iki kişi falan oldu öyle. Senin hatta daha çok olmuştu. Yok yani. Yok. Benim hayranlık duygum olmadığı için ben oradan yırtıyorum. İnsan ya falan gibi bir şey olduğu için. Ha, böyle hayranlık derken yani. Anlıyorum dediğini ama. Yani anladım. İşte çok farklı görüyorsun. Saygın bitiyor falan gibi, evet, bir şey oluyor. Evet, bir konuşuyor böyle şey. Bu muymuş ya? Aynen. Hanımlar beyler, Gizem Hanım oldukça dürüst bence sizce. Dış görünüşünle alakalı iltifattan öte böyle ödül alınca ne hissettin? Çok güzel bir his. Bir de böyle bir noterden falan tasdikli falan enteresan bir şeyi var. Allah belamı versin güzel belgesi. Evet evet, hani o öyle bir enteresan bir şey var. Ya onun ötesinde benim aslında güzellik belgesi aslında bizim Türkiye'de Miss Turkey ve bu duruma birazcık daha üstüne düşünse çok daha iyi olur. Şöyle, çünkü ben Miss Turkey olarak Miss World'a gittim ve Londra'da Türkiye'yi temsil ettim. Ve ben burada ikinci olarak gittiğimde oradaki bütün kızlar birinciydi ve o kadar dolu gelmişlerdi ki. Yani, yani yetenek yarışmalarına katılındı, spor yarışması vardı, işte şaka, komik bilmem ne programı ve Miss World öyle seçiliyor. Yani bir kız çıktı orada Michael Jackson dansı yaptı, bir kız çıktı orada işte gülle atıyor falan hani. Şey oldum hani bizde mesela... Güzellik kraliçesi çok etkileyici duyulmadı. Yani ne bileyim, dans ediyor falan. Burada bu konuda sadece güzelsen taç takılıyor. Hani aferin deyip evet, gönderiyorlar. Bir şey oluyor. Halbuki keşke biraz daha önem verilse, hani doldurulsa altı. Bana sürpriz oldu hakikaten orada yani hani... Bilseydim hakikaten daha tabii dolu canım, bir şekilde giderdim. Söylemediler mi? Yok, bu bilgiye ihtiyaç var. Oy ne kadar. Ve ben sırf o yüzden şey işte dans yarışması vardı. Çünkü orada da şöyle bir şey yapmışlar işte. Yetenek sınavı, işte dans sınavı, işte spor sınavı. Hepsinden giriyorsun. Belirli puanlar alıyorsun. Ve kaç dil biliyorsun. İşte ne yapacaksın dünya için gibi bir bölümler de var. Onlardan puanların toplanıyor. Ve işte Miss World öyle seçiliyor gibi bir şey. Şimdi bakıyorum nereden puan alabilirim, anladın mı? Yetenek diyorsun, şimdi yetenek hani öyle yetenekli kızlar var ki yani taklalar atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, danslar yapıyorlar falan. Ben dans bölümüne gidip mezdeke açıp dans ettim yani, anladın mı? Böyle hani kıvırıyorum falan, en azından bir şey boş geçmesin, bir yerden bir puan alayım falan. Spor yarışmasına girdim, oradan bir şeyler yapmaya çalıştım ama dediğim gibi yani... desteklenmemişti. Doldurup bir halbuki şekilde gönderilseydim. Halbuki şey yani bu hani ülkenin tanıtımı için falan evet, önemli şeyler güzel. Bunlar değil mi?
öyle bir durumu var ya. Bir şey, en iyi elbise taşıyan ödülü aldım orada. Best Presenter Award, o da Erol Albayrak'ın giydiğim bir elbise, çok güzel yapmıştı. Ha, evet, bir onu... Güzel. Bir onu aldık işte. İyi ama almışsınız, elin boş gelmemişsin. Elbise taşıyoruz falan. Elin boş gelmemişsin. Taş taşıyoruz, elbise benim taşıyoruz. O da yok mesela. Benim o da yok. Ben getireyim sana tacımı şöyle. Çok yakışır bana, eminim. Bir bölüm onunla. Bir bölüm onunla yaparım. Tatlı mıyım? Güzelin miyim? Falan yaparım böyle. Tiara. New York Akademi'ye nasıl gittin? Yani nasıl, aha böyle bir şey varmış deyip. Evet. Nereden gördün, ne oldu? Zaten araştırıyordun eminim de. Acting for Film bölümüne direkt gitmek istedim. Aslında burada ilk dizimi yapmıştım ve çünkü o, yani burada bir 3-4 aylık bir özel koçla eğitimimden sonra bir dizi projesine girdim ve o bittiği an dedim ki daha ne yapabilirim? Yurt dışında merak ediyorum, yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor, belki oradan bir yerden bir şeyler yapabilirim diye. İşte New York Film Akademisi'ni buldum ve onun iki aylıktı sanırım workshop'una gittim. Ve orada da baştan senaryo nedir, senaryo nasıl yazılır, senaryo okurken neye dikkat edilmeli, işte oyunculuk, ya bayağı meditasyon, voice and movement dersleri, yani bağırıyorsun, çağırıyorsun, nefesler alıyorsun. Ne bileyim, çok önemli filmlerin bir sahnesini sana mesela diğer filmmaking sınıftaki öğrenciyle seninle onu çektirtiyor mesela. Hani o orada o sıra kamera için eğitime gitmiş. Sen de oyunculuk için birleşiyorsunuz falan. Birleşiyoruz. Çok, çok güzel iyi. Bir alan vardı orada ve orada öyle bir workshop bitirip sertifikamı aldım, döndüm ve hani bana çok şey kattığını düşünüyorum. Yani tabii orada daha çok işime yarayabilecek şeylerdi. Hı hı. Hı. Amerika tarzında olduğu için ama... Burada da yaramıştır ya. Vardı. Yani sıfır etkisi olduğunu hiç sanmıyorum. Sıfır değil tabii. Mümkün değil. Bir süre geçti çünkü orada. Peki yurt dışıyla alakalı planların var mı? Yani şey gibi falan. Bir, zaten Game of Thrones seçmesi falan, öyle bir geyik onunla mi var? Onunla alakam yok, geyik o. Onu ben de böyle Allah Allah falan oldum yani. Menajerim arayıp ciddi misin? Harbi mi var? Heyecanlandım. Ya Gizem dedi, yok dedi bu, yani yanlış anlamadım. İsim benzerliği. Yani bir dönem herhalde Avrupa'da onun bir auditionları falan evet, vardı. Evet evet, hatta şey, yani Türk asıllı bir iki oyuncu da girdi. Evet. Sibel Kekilli'den bahsetmiyorum, ondan sonra. Belki de ondan. Yani öyle bir muhtemelen bir röportajda bana oynamak ister misin diye sormuşlardı. Ben de evet çok isterdim demişimdir. Oradan birden... Ve işte oynuyor tabii, falan. Tabii, evet. Bir de şey de değil yani, seçmelerine... Değil mi? Bayağı büyük, güzel bir şey. Bari yalan söyleyeceksiniz, oynuyor deyin ya. Yani... Keşke, değil mi? Hollywood ve Toronto ile ilgili bir, bazı hayallerin olduğuna ya dair Hollywood bir şeyler zaten, okuduk. Zaten evet, hayal yani hepimiz için belki öyledir ama Toronto'da, işte Kanada'da böyle bir imkanım olduğu için geçen sene gittiğimde bir ajansla bağlantıya geçtim ve evet evet onlarla görüştük, işte showreel'ımı gönderdim işte vesaire falan, ama tabii ki de her zaman şu bekleniyor, hani burada yaşamıyor musun gibi bir soruyla karşılaşıyorsun. Tabii canım yani. Yani hani bir noktada şimdi burada bunca senedir oluşturduğum ve geldiğim bir yer var, hani çok her şeyi bırakıp oraya gideyim, sıfırdan yok, başlayayım zaten durumum yok. Zaten o saçma yok. Canım, evet. Öyle ne gerek var da. Yani şey mesela, sana tuhaf geliyor mu? Gerçi eskiden öyle bir şeyle karşılaştın mı bilmiyorum da, burada da mesela işte İstanbul'da olmayanlar için genelde hep şey geyiği döner. Ya burada yaşamıyor musun? O çok zor falan. Hocam bu yani... Bu şu an onu ben işte Kanada... Evet de 2021 yaşıyorum. Ya yani ben bunu daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama 2021'de de yani... Hani Kanada'da yaşıyor olmana gerek yok. Gelirsin çünkü. Evet. Yani ya ki onlar hani bu konuda daha da yani hani her şey Zoom'dan, FaceTime'dan, Skype'dan halledilebiliyor. Evet. Ama hani yani bir şey vardır ya, klasik, dünyanın neresinde olursan ol, bir işle ilgili bir şey başarmak istiyorsan onun için hakikaten orada koşturman gerekiyor. Evet tamam yani, o da okey de yani hani halledilir mi halledilir. Evet. Yani, peki şey mi, yani mesela onun peşinden gidecek misin? Tabii ki burayı bırakmadan. Yani buradaki istediğim artık şeyi alamaya başlayınca muhtemelen olabilir. Burası neden tatmin olmasın etmemeye başladığında evet, evet, belki. Okey. İlk dizinden sonra bak 13 tane başrolüm var. Olmuş mu o kadar? Evet. Gerçekten. Evet. Daha fazla olmaz. Sinemalar.
Çok mütevazı değil mi? Her yılda başka bir projenin içindesin yani. Hani böyle bu kadar talebin olduğu bir yerde sence seni başarıya götüren şey ne? Belli ki ilgili ve çalışkan birisin aynı zamanda. Bunun mu bir etkisi var? Yani... Yoksa başka bir şeyin mi? Bu arada sen kaç yaşındaydın Gizem? 92'liyim. 28 mi oluyorum şu an? 28. 13 çıkarınca zaten 15 kalıyor. Yani daha fazlaysa sen ne yaptın? Natalie Portman mısın sen? Var öyle bir şey herhalde. 5 yaşından beri oynuyor. Ya ben hiç boş kalmayı sevmeyen bir insanım. Evet. Ve yani ben üretmeyince, bir şey yaratmayınca psikolojik olarak çok düşürüyorum kendimi. Hani bu oyunculuk anlamında, proje anlamında da olmasın. Hani seramikle uğraşıyorum mesela. Evet. Az önce dedin ya böyle sırsız falan oldum. Çünkü çok herkes şey yapmaz. Sırsız falan. Neyse. Biliyorsun da diyorsun. Evet. Aynen. Yani seramikle uğraşıyorum, resimle uğraşıyorum. İşte bahçecilik bilmem ne. Hani sürekli bir şey yapmak zorundayım. Ve muhtemelen o 13 proje, bilmiyorum, belki iyi, belki kötü. Belki o kadar fazla da her şeyi yapmamam gerekebilirdi yani. Bu bence şimdi düşünmen gereken bir şey değil. Değil mi? Tabii canım. Evet. Yani olmuş. Demek evet yani bu arada yapmışsın zaten de bitmiş. Yani tercih edilmişsin, kabul etmişsin, yapmışsın. Sonra değerlendirirsin. Yani bunu değerlendirmeyle vakit kaybetmiyorsun belli ki şu an. Evet. Gelsin bir yapalım bakalım ne oluyor falan diye. Çünkü bu da bir yöntem. Ve yani, başarısız olmadığın aşikar ki sürekli geliyor. 13 nedir? 13. Yani ya bir de başrol Gizem şey evet. Değil yani. Mızrak tutar mısınız? 2 bölüm falan gibi bir şey değil yani. Çok şükür öyle bir şansım oldu başta. Ya bir de şöyle bir şansım olduğunu düşünüyorum. Ben ilk oyunculuğa başladığımda sosyal medya daha yoktu ve hatta ilk Instagram diye bir şey çıkmıştı. Falan olmuş. Ben hatta ilk attığım fotoğrafa bakıyorum bir sokak köpeği, sonra çiçek, sonra makarna. Falan. Hani öyle demişti. Hani o dönemde aslında daha organikti ya her şey. Hı-hı. Daha zordu bir şeyleri başarmak. Yani istediğin şeyi, istediğin yere gelmek için daha çok çabalaman gerekiyordu. Şimdiki dönem için iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Hani bir sürü insan keşfedilebiliyor sosyal medyadan. Hı-hı. Bu da iyi bir şey. Yani çıkıyor, evet. Sesini duyuruyor. İşte ya da ne yeteneği varsa kendini belli edebiliyor. Ama o dönem yoktu böyle bir şey ve biz gerçekten yani kapı kapı dolaşıp ya da işte o projeyi yapıp oradan başka bir projeye atlayıp ne geliyorsa ona tutunup kendini doldurup bir şekilde var olman gerekiyordu. Evet. Ve o dönemden dolayı hani artık ne proje elime geldiyse muhtemelen tutundum. Çünkü hep bir başarma açlığı var bende öyle bir. Normal. Birçoğumuzda var. Sen şanslı olarak birçok projeyle karşılaşmışsın. Birçoğumuzda da o şans olmadığı için şans ya da becerim diyeyim, ne diyeyim. Evet. Yani o yüzden mutsuz anlar daha fazla yaşayan tanıdıklarımız da var tabii. Tabii. Yani o yüzden seni ayrıca tebrik etmek lazım. Pizza kulesini itiyormuş gibi yaptığın pozu kim çeksin isterdi? Ezgi Mola mı çeksin yoksa Şükrü Öz Yıldız mı çeksin? Ya Şükrü çeksin. Neden? Şükrü'yle biz Benim Hala Umudum Var diye bir proje yapmıştık. Ve yani şu ana kadar hayatımda en iyi anlaştığım partnerim, en çok güldüğüm ve en böyle şakalaşıp böyle evet, kafamın uyduğu arkadaşım yani. Ezgi zaten dünya tatlısı ama Şükrü'yle bir geçmişim olduğu için düşünüyorum, hayal ediyorum o pizza kulesini hani itmek dışında kesin saçma sapan bir şeyler daha fotoğraflar çıkardı yani. Dünya tatlısıdır zaten Şükrü de Ezgi de. Şükrü ile devam ediyoruz. Şükrü mü çeksin, Berkay Ateş mi çeksin? Berkay Ateş çekmesin. Bu nasıl bir post Berkay? Berkay'la da birlikte işte 13 projenin. 13 projenin bir tanesi. 9'uncusunda galiba. 9, Berkay, Şükrü iki tanesi gitti. Berkay 11 da tane çok... daha kaldı. İnşallah onları sorduk. Berkay da çok tatlı ama Şükrü'yle devam ediyoruz. Evet. Şükrü mü çeksin yoksa Naz Elmas mı çeksin? Naz'la da çalıştım. Ve kaldı 10. Orada da İstanbul sokaklarında birlikte oynadık. O da çok enteresan, çok tatlı bir kafa yapısı var. Hı-hı. Yani değişik, biliyorum onu da ama ben hala Şükrü'yle daha hala ediyoruz. Eğleniyoruz. Şükrü mü çeksin yoksa Emma Stone mu çeksin? Oho.
değil mi? Başka bir aslında İngilizceye falan. Aynen, yabancı dil çalışırsınız. Stand there falan olabilir aslında. Vallahi ben yine Şükrü'yü... Şükrü'yle devam ediyoruz. Ederim. Şükrü mü çeksin, Yusuf Çin mi çeksin? Yusuf'la da çalıştık. Evet, onunla kaldı da içimdeki 9. İçimdeki fırtına diyebiliriz. 9 tane kaldı, evet. Şükrü'yle devam edeyim ya. Tamam. Şükrü mü çeksin, Brad Pitt mi çeksin? Şükrücüm özür dilerim ama Brad Pitt'in birazcık daha farklı fikirleri olabilir. Aynen, ben de merak ederim açıkçası. Brad Pitt mi çeksin, Uğurkan Erez mi çeksin? Uğurkan abim ya. Ya iyi, Uğurkan abi çeksin. Uğurkan Erez çeksin. Uğurkan Erez evet. çeksin. Peki, Uğurkan Erez mi fotoğrafınızı çeksin, Pizza Kulesi'yle Şampen mi? Oho, okey. Uğurkan abicim pardon, Şampen'e geçebilirim. Şampen'e ve alnındaki çizgili deftere geçiyoruz. Şampen diye sana Charlie Chaplin'i mi gösteriyoruz, ondan emin olamadım. Hakikaten ha, şu an ben acaba... Evet, gerçekten kaşları gaykılmış. Şampen dışında her şeye benziyor Gizem. Peki Şampen mi yoksa Caner Cindoruk mu çeksin? Caner'le devam etmek istiyorum. Caner'le devam ediyoruz. Caner mi çeksin, Scarlett Johansson mi? Ne dedim ben? Scarlett'le birlikte önünde çekilebiliriz mesela. Bayılıyorum ona ya. Ben de bayılıyorum Gizemciğim. ama işte sadece fotoğrafı çeksin istiyoruz şu an. Scarlett çekmeye devam etsin o zaman. Çeksin. Scarlett çeksin. Belki bize de faydan olur Gizem. Scarlett'le devam ediyoruz. Scarlett mi çeksin yoksa Bradley Cooper mı çeksin? Ya çok aman aman bir Bradley Cooper hayranlığım yani yok. Aynen. Ben Scarlett'le devam edebilirim. Aynen, bence de doğru seçim. Çünkü o hani Lucy olarak belki Pizza Kulesi'ni düzeltir falan. Neden hani. Olmasın? Neden olsun? Peki Scarlett mi çeksin yoksa Burak Yaman Türk mü çeksin? Burak ya çok enteresan bir geçiş. Burak'la da çalıştık. Evet, kaldı 8. Şeyde içimdeki fırtına. İçimdeki fırtına. Fırtına. Fırtınada. Evet. Burak tatlı şeyler aslında evet daha eğlenceli şeyler çıkarabilir. Burak'la devam ediyoruz. Burak'la devam ediyoruz. Burak Yaman Türk mü çeksin, Marion Cotillard mı çeksin? Yok ya, Burak'la devam edebilirim. Burak'la burada da devam değişik bir kültürel bir şey olabilirdi ama. Anladım yok. Ama sevmedim. Burak Yaman Türk mü, Justin Timberlake mi? Ya Justin olsun ya. Bence küçükken de olsun. Küçükken bayağı seviyordum şarkılarını. Büyükken sevmiyor musun? Şimdi biraz bıraktım ya, ne bileyim. Sen bıraktın, o da bırakmış yani gibi de. Büyükken, küçükken dinlediğim şarkıları hala seviyorum ama... Evet. ...şu ama an yaptığı şeyler de çok aman aman şey değil. Ama Justin'le devam Justin ediyoruz. Justin aynı Justin değil ya. Aynen, bozdu. Aynı değil be, bozdu. Ama olsun, Justin'le devam ediyoruz. Justin mi çeksin yoksa Çetin Tekindor mu çeksin? Ya geçişler inanılmaz yalnız. Evet, hem zemin. Zonk diye geçiyoruz. Çetin abi olur ya, geç bakayım falan şöyle. Daha belki farklı bir gözü olabilir onun da. Kesinlikle. Evet. Çetin Bey'le devam ediyoruz. Çetin Bey'le devam ediyoruz. Çetin Tekindor mu çeksin, Benedict Cumberbatch mi çeksin? Benedict çeksin. Sen beni dinle, Benedict sen çeksin. Sen beni dinle. Benedict mi çeksin, Julia Roberts mı çeksin? Aa. Julia ya Julia çok çok tatlı bir kadın. Çok tatlı bir kadın ve berbat bir fotoğraf yine. Biraz. İnanılmaz. Kınasının sonu. Herkes gitti mi? Görümcelik gibi aynen. Biraz. Değil mi görümce? Tabii. Kınasının sonu. Hiç ağlamadım. Hem gittim hem ağlamadım. Böyle hayır, bu şey gibi biraz daha. Bütün gün gülmekten fotoğraf kral çektirirsin girdi. Ya kalırsın aynen. Hesabı alabilir miyim? Bana da oluyor. Peki Julia Roberts mı? Benedict mi? Benedict'le devam edeyim. Olur. Benedict Cumberbatch mi yoksa Penelope Cruz mu? Aaa. Canelinden vurduk. Valla. Evet. Neden? Çok güzel. Bileyim ya, o da böyle... Falan çok bir güzel kadın. Bir kadın. Evet, çok kadın maşallah. Yani evet, böyle. Kadın. Bayılıyorum ona. Öncelikle kadın, sonra çok hatta güzel şey, bir kadın. Scarlett Johansson'la Penelope'nin Barcelona, Barcelona filmi. İkisi de mesela, ikisi bir araya gelince böyle çıldırmıştım o evet, filmde. Çok güzel filmdi o da. Evet, çok. Peki Penelope Cruz mu çeksin yoksa Leonardo DiCaprio mu çeksin? Penelope'den devam edebiliriz. Penelope Cruz mu çeksin yoksa Kemal Ekmekçi mi çeksin? Ya Kemal inanılmaz kötü fotoğraf çekiyor. O zaman ona göre cevap abi, vereceksiniz Gizem Hanım. Abi çok kötü Gizem o da şimdi
Ya şöyle. Şimdi Kemal'in boyu 1.90, tamam mı? Olur. Kemal'e telefonu verdiğinde seni yani kendi bakış açısına göre öyle bir çekiyor ki böyle bodur. Böyle amip ya çok küçük bir çok enteresan oluyor. Amip mi dedin? Amip sen? Dedim. Yani ve diyorum ki ben senin gözünde böyle miyim acaba? Anladın mı? Hani öyle o kadar görüyorsun. Çünkü fotoğrafa bakıyorum, yüz kafam uzun oluyor, kalçam büyük çıkıyor, bacağım kısa falan çıkıyor yani. Öyle çünkü şöyle çekiyor. Herhalde. Öyle görmüyordur herhalde. Yani, hay Allah. O zaman Kemal çeksin ama ya. Artık. Çünkü şey, ben onu öğrenir belki. Diyorsun. Telefonu elinle bir şekilde yerleştiriyorum. Siz de yapıyorsunuzdur. Telefonu veriyorum. Yavrum elini indir, indir, indir. Evet. İndir, indir. Kameraya diyorum biraz falan. Yukarı diyorum, bize aşağı gidiyorum, poz veriyorum. Tam bakıyorum yine bozmuş, geri geliyorum. Şöyle tutacağım. Uğraştırır ama hani en azından orada birlikte. Laf dinlen. O çeksin. Evet. Aynen, yok birlikte daha doğru bir şeydi. O zaman Kemal Ekmekçi ile çekiyor. Kariyerine baktığında böyle sana mesleği daha fazla sevdiren ya da mesleği öğrettiğini düşündüğün yeri bir başka olan bir iş var mı? Güzel köylü aslında. Hmm. Çünkü çok rengarenk, çok böyle daha kendim olabildiğim ve fıkır fıkır ve çok güzel bir yerde Akyaka'yı biliyorsunuzdur. Evet, orada bir sene boyunca bir köyde yaşadım ve böyle yani çok güzel bir ortamda. Bütün oyuncular çok iyi vakit geçiriyorduk. İşte repoda bile İstanbul'a dönmeyip hani ya, birlikte tekne kiralıyoruz, açılıyoruz falan. Saçmalama. Evet yani o projedir ya benim için. Hmm, okey, evet. Gayet iyi. Peki bu genç yaşta girmiş olmak böyle bir enerjinin yüksek olmasıyla ilişkili bir şey olabilir mi? Zaten çok ya da senin kişiliğinde zaten durmak yok, yok. Dedin. Onunla, evet, onunla mı alakalı? Yani şeyim, hareketli bir insanım. Çok enerjim var. Allah'tan hala da var yani. Evet. Olabilir. Küçük yaşta da olabilir. Ya benim için bu hala şey gibi geliyor. Hatta geçen gün onu konuştuk sette. Ya diyorum ne kadar güzel bir işim var ve çok seviyorum işimi. Çünkü hala oyun oynuyorum baktığında. Hani katil olabiliyorum, polis olabiliyorum, işte anne olabiliyorum, çocuk olabiliyorum, avukat olabiliyorum. Yani sürekli bir karakter, bir şey oynuyoruz yani. Evet. Evcilik gibi bir şey. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani ve o çocuklulukta kalmak benim hoşuma gidiyor. Evet evet, ama zaten bu söylediğin sonsuza kadar böyle olacak. Yani o değişmeyecek zaten. Evet. Ve o müthiş bir olan zaten. Yani yaptığın şeyden ne yapıyorsan yap, hani o keyfi alıyor olman iyi bir şey. Evet. Ya. Zaten meslek senin demek o. Peki kamera önünde olmak kadar arkasında olmayla ilgili de bir şeylerin var mı? Heyecanın? Çok isterim. Evet. Var mı peki mesela planladığın bir şey var mı? Mesela senaryo mu, yönetmenlik mi? Az önce hani yurt dışındayken aslında animasyon falan evet. diyordun ya. Mesela onu ben kişisel yapar olarak çok merak ediyorum. Ya mesela 10-12 yaşında yaptığım şey var. İşte stop motion deniyor galiba onu. Hamurlarla şaka birlikte işte fotoğraf çekip aha, bir şey. Yani bir küçük evet. bir adam, hamur aha. adam kayıkta balık tutmaya çalışıyor. Balık tutmaya çalışırken... Böyle gerginlik çıktı sette. Sette gerginlik çıktı. Gizem Karaca gerçekten sinirli bir insanmış. Nedir? Bunu hakikaten bu niye var? Sen tarz olsun. Yok yok. Gülseren Budayıcıoğlu'na bağlı. Dediğim gibi işte balık tutarken kayık devriliyor, düşüyor falan. Çok kısa böyle bir şeyim var aslında. Onun için bir 2-3 gün uğraşıp böyle sonunda 15 saniyelik, 20 saniyelik bir şey yapmıştım. Bir ve yerde var mı o? Yok, yok değil mi? Yok. Sende de yok. Yok. Ah. Gitti o. Ona çok yani üzülüyorum. Onun dışında işte handicam. Şunu hatırlıyorum. 8 yaşındayken ilk para biriktirip aldığım şey bir handicam'dı. Ve ne kadar, kaç dolardı o zaman işte? $100, $120 gibi bir şeydi ve ben onu biriktirip almıştım. Aa. İşte araba yıkamıştım falan, babam para vermişti falan. İşte bulaşık yıkamıştım, babam para vermişti. Ve hani onlar duruyor ve baktığımda o kadar güzel şeyler çekmişim ki. Babaanneme röportaj yapmışım, ne bileyim bahçede sincapları çekmişim, takip etmişim. Ya da işte böyle Türk mangalları olurdu Florida'dayken. Bütün Türkler birleşirdi falan, mangallar yapılırdı. Herkesi böyle bir, öyle bir anda yakalamışım ki yani... Al ala diyorum hani çocukken ne güzel şeyler gözlemlemişim. Şimdi de mesela çok çok isterim görüntü yönetmenliği ya da işte yönetmenlik dışında hani
kamera tarafında çok isterdim olmak. Peki şey, öyle planlaman var mı? Ya belki bir gider bakarım bunu falan diye. Yani şöyle... Bu daha erken de be Gizem. Öyle mi diyorsun? Yani ne olacak ki? Daha çok var. Yani evet. Kısa bir yazdığım kısa bir film var. Fakat evet, onu ama emin değilim. Kısa mı acaba, yoksa daha uzayabilecek, bağımsız olabilecek bir şey mi? Öyle bir şeyim var. Bir başka bir sinema filmi yazdığım var. Yani 2-3 yazdığım ve belki kendim çekmek istediğim, çekebilirim dediğim var. Süper. Evet. Ay hadi bakalım. İnşallah. Neden olmasın? Sirayet. Ne? Bir daha. Sirayet. Siyatik. Sirayet. Sirayet. Siyaker gibi. Kraker? No. Silayet. Silaten. Ne demek ya? Öyle bir kelime yok. Yok, evet yok. Ufak tefek şeylere kızıp gitme. Sen çok istedin. Bir... Dur bir saniye. Ha. Sirayet. Silah. Ama si yani. Si. Si. Ra. Si ya. Ra. Ra. Si ra. İbrahim şu an sadece karşılığı... O görüyorum şu an. Siya. Çiya. Yok. Si. Ra. Yet. Si. Eski dilde tanrı. Hiç anlamadım. Peki. Siyar ten. Bak. Siyaka. Si. Ra. Yet. Evet. Si. Ra. Yet. Si. Si. Bu. Ra. Allah. Bu. Siya. No no. Aa. No eski ama. Eski dilde. Allah. Piramit, piramit. Bak piramit, biliyor musun piramit? Çatı. Yok, piramit. Üçgen. Böyle göz var, piramit. Surat. Piramit, piramit. Pikap. Piramit. Onu pikap anladım. Piramit, piramit. Mısır. Gel götümü ısır. Çıkar. Küfür mü ediyorsun çıkar, artık çıkar. Anlamıyorum. Çıkar. Ay. Çok... Yani sirayetti kelime. Ne? Sirayet. Ben onu bana böyle söylesen anlamazdım zaten. Aynen. Ben ama işte yani... onun bok yemesi. Gamboç. Gamboç. Aa, açmadın mı müziği? Herkes işine bakacak. Anten. Asker. Anten. Aztek. Anten. An-ın. İki doğru. Anten. Ah sen. No. An. As. Az. An. Al. An. 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 Ten. 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 An. On. Antel ne? Anten mi? Ten. Antel. Ten. Anten. 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 Ha? Evet anten. Anten. Evet. Amortisör. Amokacı. Amortisör. Amortisör. Ama yani siz bunu hep oynuyorsunuz. Ben ilk defa aynen. Oynuyorum. Aynen aynen. Aynen. Araba. Araba. Evet. Araba. Araba. Bildim. Sana helal olsun be. Aa, evet tek seferde. Göksu'ya teşekkür ediyoruz. Gizem gerçekten berbat yarıştı. Şimdi az önce zaten sinyalini verdin. Bu seramik atölyen var mı senin? Evet. Yani, burada mı İzmir'de mi? İzmir'de. İzmir'de. Yani kendimin. Ha, kendimin derken şahsıma ait. Hayır böyle şey gibi hani atölye böyle hani insanlar geliyor gidiyor öyle bir hani iş yeri gibi bir şey değil. Yok yok ben de öyle fırının var mı ha, mesela? Fırınım yapılıyor. Ha olacak evet, yani işte. Evet torna var falan minik minik. Müthiş işte sana yetecek kadar evet, diyebileceğimiz evet. Bir atölye ama. Bayağı neredeyse işte birçok insanın hayali olan bir hayatın çok, var çok aslında. Çok seviyorum ya. Özellikle İzmir tarafından evet. Bahsetmek gerekirse. Kendi lavabomu kendim yaptım. Hadi be. Evet şöyle yuvarlak. Gerçekten mi? Evet. Oh, ya aslında ilk onunla başladı. Böyle çok beğendim ve el yapımı ve seramik dediler.
Ve bir şekilde istediğim rengi bulamadım. Hep içi ya kırmızı ya mavi falan, böyle çok cırtlak cırtlak. Ve hani dedim ki acaba ben nasıl bunu yapabilirim? Sonra işte İzmir'de zaten o zamanlar işte yeni evlendik, evi yaparken falan. Seramik atölyesi buldum Urla'da, böyle tatlı bir çift. Minik minik başladım ve en son bir logo çıkardım kendime. Ve şimdi mesela o evde duruyor ve her böyle elimizi yıkadığımızda çok güzel bir his yani. Sen deli misin ya? Ben yaptım ya falan diye. Yani. Logoyu ben yaptım. Aileden de baban da zaten renovasyon yapıyor. Renovasyon. Yani genetik olarak lavabodan sonra ne yaptın? Bir şey yaptın herhalde. Tabii tabii, tabaklarım var. İşte peynir tabakları yapıyorum. Ondan sonra işte kedi, köpek su şeyi, tası. Hı-hı. Ondan sonra birkaç mug var. Kendime yapıyorsun sadece? Kendime yaptım. Hmm. Ya düşünüyorum aslında bununla ilgili belki bir marka yaratıp bir el yapımı, hani ne bileyim yani seramik, neden bir şey olmasın? Çok olabilir bir şey olduğu için soruyorum. Evet. Yani çok sadece özellikle ödüm kopuyor. Günler. Mesela biri der ki işte şundan atıyorum 100 adet istiyorum falan. Sonra ne yapacağım? Yapmayacağım. Ha? Nasıl yapmayacağım? 100 adet yapmıyorum diyeceğim. Yani ama yani işte. Yani zaten butik o ya, 10 tane yapıyorum ben. Evet aslında diyeceğim. Tasarım. 100 evet. Tane ne, fabrikaya mı vereceksin canım? İşte. Belki de o hani kaçırmak istemezsin de o işi falan. Ha işte o delilik. İşte. Ona düşmemen evet, lazım. İşte. O butikliğin içine sıçan şey. Çok iyi bir resim. Atölyeyi fabrikaya çevirdik. Kendi fırınımızda yapıyoruz falan diye o manyak eder adamı. Bu İzmir'le İstanbul hayatını nasıl bölüyorsun? Yani İzmir'e mesela kafa dağıtıp rahatlamaya mı gidiyorsun? Burada iş varken burada evet. Durup. Yoksa hani orada... İşte eşinin işleri dolayısıyla sanırım evet, İzmir'de evet. Daha çok bulunmanız gerekiyor. İşte Kemal'in işi varken oradasın, senin işin varken buradasınız gibi mi? Aslında bir bakıma öyle. Yani artık şöyle ana mekanım İzmir oldu. Yani hani evlendikten sonra artık yani taşındım oraya. Hı hı. Ve ya biz evlendiğimizde bir karar vermemiz gerekiyordu. Hani İzmir'de mi yaşayacağız, İstanbul'da mı? Şimdi biliyorsun bizim işlerimiz bir var bir yok. Bir evet. Çok olabiliyor. Bir anda belki bir sene iki sene oturabiliyorsun. Proje bekliyorsun. Ve hani şimdi Kemal'in daha işte mekancılık, ticaret daha farklı bir tarafı olduğu hı hı. için orada o çok güzel bir şey oturtmuş, kurmuş. Benim onu buraya taşımam olmazdı. Evet. O yüzden biz hani karar verdik ve İzmir'de hayatımızı kurduk. Ve ben herhangi bir proje, bir şey olduğunda buraya geliyorum. İzmir'deyken hiç böyle şey geliyor mu? Uzak kalma kaygısı. Ya işlerden uzak kalıyorum mu acaba falan gibi bir şey. Başlarda o çok oldu. Başta bunun kararını vermeye çalışırken hani şeydi, yani eventlerden uzak kalacağım. Yani ne bileyim, sevdiğim insanların galalarına katılamayacağım belki, belki ya beni çağırmayacaklar falan, hani böyle şeyler oldu. Ama sonradan kurduğum hayat orada o kadar aslında istediğim bir hayatmış ki. Yani evet ya. Bir bahçecilik üzerine bir seramik atölyesi, dediğim gibi hani çok daha organik bir hayat orada kurduğum için, ikisini ayırabildiğim için çok mutluyum. Ve diyorum ki hakikaten iyi ki sadece İstanbul'da çalışıyorum, bu kargaşayı da özlüyorum bazen hı-hı. ama çalışma ortamında çok daha iyi geliyor. Ama burada tabii. Yani dinlenirken de işte İzmir'e kaçmak o çok bambaşka bir şey. Yani. Şehir içinde olmayı sevmeyen bir insanım zaten. Hani böyle. En başında Kemal'den önce de ilk burada hani hep Zekeriya Köyü'ne kaçayım. İşte orman içinde olsun. Biraz daha zaten böyle istiyordum. Evet. Allah Allah. Hep böyle uzak seviyorum yani. Daha tabii canım, şimdi de bahçecilik falanla evet. uğraşınca demek ki yani senin gerçekten istediğin oymuş. Oymuş. O yüzden mutlu oldum oraya gidiyorum. Hayvanlarla çok ilgilisin. Evet. Çok fazla sahiplendiğin çok hayvan var. Bununla ilgili sorumluluğu nasıl yaşıyorsun? Yani sahiplendiğini bildiğim çok hayvan var, hı. ama bunlara bakıyor musun yoksa tabii. sahiplendiriyor musun? Mesela İzmir'de evin bahçesindeler hı. mi bu arkadaşlar? Evet. Yani komik oluyor aslında, böyle yürürken toplaya toplaya gidiyorum gibi bir durum oldu şu güne kadar. işte 3 kedi 3 köpektik, işte 5'e eksildik şimdi. Ama hani kendimi bildim bileli çok küçük, yani ilk 6 yaşındayken, yani ben şu kadarken yanımda böyle bu kadar bir köpek varmış, yani hep öyle büyüdüm. Ve şimdi de rahatsız oluyorum hayvanın olmadığı bir ortamda. Belki bilmiyorum şey, en son story'mi gördünüz mü? İşte dün gece bayağı burada kedi, burada köpek uyuyorum. En son buraya geldi falan. Ara sıra tüy burnuma giriyor falan. Hani bu noktadayım ve
çok huzur veriyor onlarla birlikte aynı çatının içinde olmak. Çünkü çatının altında olmak. Çatıda çünkü... kalıyorlar mı Zekeriya Köy? Çatının içinde. Akıyor ya orada. Evet orada. Bana şey böyle saf duyguları hatırlatıyorlar. Hmm. E tabii yani zaten öyleler ya. Evet. Şimdi soracağım soru için biz oldukça şaşkınız Gizem. Baban arabana GPRS mi taktı? Sen yani şimdi araban varsa senin yaşın da vardır diye tahmin ediyorum. GPRS niye taktı bu adam? Sen ne yaptın ki adama da senin aracına GPRS taktı? Yani değil mi? Ha. Çok... İlk arabamı aldığım dönemdi işte. Ben birazcık fazla bir işte yaramazlık yapan bir insandım herhalde bilmiyorum. Yani çok dolanıyordum, çok dolaşıyordum, çok bir yerlerde çıkıyordum. En son artık beni aradıkları yerde bulamayınca benden habersiz taktırmışlar bu arada. Onu öğrenmemin de bir hikayesi var tabii. Aa nasıl tabii, öğrendin tabii. Ki? Bir gün böyle akşam arkadaşlardayız falan böyle. Arkadaştayım ama... Kalacağım dediğim arkadaşımın dışında başka bir arkadaşa geçmişiz hep birlikte. Ha. Ama arabam da o noktada değil onların düşündüğü ha. noktada. Ve bana birden bir telefon geldi. Kızım neredesin falan diye böyle. İşte kimdi o zaman hatırlamıyorum. Aylinler'deyim galiba. Ha. İşte şöyle falan. Ha. Şimdi duyuyorum yani niye bir sorguluyorsun ki? Evet öyle mi gibi bir şey. Evet ne oldu? Ha anladım. Ne oldu ya? Söyleyin dedim. En son annem patladı. Değilsin işte görüyoruz senin arabanda takip cihazı var. Biz senin her şeyi görüyoruz. Sen nerede dolanıyorsun falan filan. Abi o anda zaten böyle nasıl ya? Hani ben mi size sinirleneyim? Siz mi bana sinirleniyorsunuz? Ne oluyor? Of. Ya çok korumacılar. Tek çocuğum. Hı-hı. Ve işte o dönem yurt dışından geri yeni dönünce böyle bir anda herkes bu kızı kandıracak gibi bir şeye girmişlerdi. O dönem bir GPS vardı arabada. Ama tabii vallahi. Bunu öğrendikten sonra şey olarak kullanmaya başladım. Hani arıyordum baba doğru yolda mıyım şu an diyordum falan. Hadi dur bakayım diyordum. Birazdan sola sapacaksın diyordum. Aa dezavantajı avantajı evet, çevirmek. Evet ne yapalım. Peki hislerin çok kuvvetliymiş diye bir şey öğrendik biz. Evet. Öyle mi? Öyle. Mesela yani, ne gibi? Rüyalarımla ilgili bazı şeyler çıkıyor. Hmm. Yani %90 çıkıyor. Aa, evet. Çok acayip. Evet. Peki bu ya, enerjini etkiler mi yani peki? Ya etkiliyor tabii. O gün mesela bir şey gördüysem uyandığımda böyle eyvah bugün acaba kötü bir şey mi olacak falan diye bir kendimi düşürdüğüm oluyor. Ama onun dışında hislerim kuvvetli nasıl kuvvetli? Bir şeylerin olabileceğini seziyorum ya. Hani karşımdaki insanla ilgili bir hayal kırıklığına uğrayacaksam ya da bana bir şey yapacaksa, bir şey düşünülüyorsa benimle ilgili. Ha. Bunu bir seziyorum, hissediyorum. Ya da ilk derler ya, ilk tanıştığında. Ya, yani 4 saniyede anlarsın falan gibi. Tutmadı, bir şey var bir enerjisinde falan gibi. Onu çok yaşıyorum. Ve hakikaten Allah. De o insanlarla olmuyor yani tutmuyor enerji. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Safiye Biricik ben. Evet. Ben ayaklı tabelayım. Ayaklı tabelasınız. Evet. Çok Sultanahmet'te bir kritik nokta var. Kritik nokta. Evet, orası tarihi bir bölge. O yüzden oraya bir tabela dikilmesi yasak. Hı. Çakılı bir tabela olmadığı için orada ben duruyorum günlük. Çok iyi. İnsanlara çeşitli dillerde sağa dön, sola dön diye yön veriyorum. Ha, mesela durup dururken mesela, işte Gizem Hanım size doğru geliyor, sağa dön mü diyor? Ne? Hayır, bir Grand Bazar tarafı var. Grand Bazar tarafı. Bir de işte bir çeşme var. Çeşme. Çeşme, tarihi çeşmeyi gezmek isteyenlere sağa dön diyorum. Öbür tarafı gezmek isteyenlere sola dön diyorum. Çok iyi. İşte bir anda turna kuş, turna droat işte. Falan yapıyorum böyle. Ne yapıyorsun? Kaka kuş. Ne? Turna kuş, turna droat. Hile ala derecha, hile ala izquierda. Turn right, turn left. Sağa dön, aa. Sola dön. Böyle. Aa, kaç dilde yapıyorsun? 4. Dil başına... dil başına... dil başına para alıyorsunuz galiba. Evet, dil başına da para peki, alıyorum. Peki mesela kumbara gibi mi? Size 1 lira atıyorlar evet, evet. ve turn right diyorsunuz. Evet evet, aynen öyle. Nereye atıyorlar size? Benim boynumda kumbaram var. Gelen giden atıyor. Ha. Şimdi tabii Alman, aman Almanca yok. Almandro. Almanca yok. İspanyolca ve Fransızca söylediğimde ya da İngilizce söylediğimde tabii ki daha fazla para alıyorum malum dönüş turundan.
Evet. $1 attılar bile epey makbule geçiyor yani. Aynen, çok iyi. Mesela aylık kazancınız ne kadar? Bir ayı tamamlamadım henüz bu görevde. Yeniyim. Ha, yenisiniz ve bir ay olmadı. Evet, yeniyim. Şu ana atandım. Kadar ne kadar kazandınız? Şu ana kadar dün mesela... Dün ve bir önceki gün totalde $100 kazandım. $100? Evet. Çok iyi. Hangi coin'e bastın onu? Basmadım daha, tutuyorum. Sayı tamamlayınca basacağım. Peki, o zaman şarkınızı alalım. Hemen hınlıyorum. Hemen hınlıyorum. Çok zor. Ne? Asla tahmin ettiğim gibi olmadı bu hınlama. Evet. Bizim de. Evet, ben bir daha başlayayım. Bir daha. Söyleyeyim. Yani aynısını mı yapayım? Lütfen. Biliyorum. Biliyorum ya. Ay. Tarkan ama bu. Tarkan. Bilemedik. Evet. Öyle yaptın. Öm dedi. Öp. Ha, öp. Hemen. Evet. Doyamam. Çok ay, güzel hanımefendi bilmiş oldu. O zaman Tabasco'yu... Ben içeyim. İsminizi unuttum. Safiye. Safiye Hanım, siz... Biz bilince o içiyor. Evet. Bilemeyince biz mi içiyoruz? Yo yo. Ben kötü ımladığı için o. Yoksa benim cezam o. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ay, çok sağ olun. Adınız neydi? Hiciv. Hiciv. Hiciv yerliler. Adınız Hiciv? Hiciv yerliler. Yerliler. Evet. Gömleğiniz nereden? Gömlek mi o daha doğrusu? Evet, evet. Ya da arkadaşınızı mı dövdünüz ve aldınız? Bu bir aslında ceket. Ceket mi o? Ceket değil miydi bu? Hawaiian, çok güzel. Evet. Okey, çok hoş. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz Hiciv Hanım? Ben profesyonel seksek çiziciyim. Profesyonel seksek çizici. Evet, oyun olarak seksek çiziyorum. Oyun olmayan seksek nedir? Çin'de bir şeyler varmış ama tam olarak bilmiyorum. Neyle çiziyorsunuz seksek? Özel tebeşirlerimiz var. Özel tebeşir. Evet, iyi kazanıyorum. Tebeşir, seksek işçisi olarak tebeşir kullanıyorsunuz. Evet. Çok iyi. Özel. Çünkü şöyle, mahallelerde çocuklar kavga ediyorlar. Ve ne diye? Yani işte, çizgiye bastım diye mesela. Hani... Nasıl mesela? Çizgiye yani, bastın. Evet diye. Çocuk mesela... Mesela çizgiye... ona ne diyorlar? O çizgiye basana. Mesela ne diyor kavga ederken? Çık, basmayacaksın. Basmayacaksın çık diyor. Çık dışarı. Mesela çık dışarı mı diyor? Çık oynamayacaksın. Küfür kıyamet bir şey yok. Hayır, küfür kullanamıyor. Yok bayağı eşek evet, falan maksimum. Okey güzel, buyurun sonra. Öyle yani işte kuruma bağlıyız. Yine bir kuruma bağlıyız. Yine bir kuruma bağlıyız. Çok güzel. Ne kurumu bu? SGK falan mı? Yok hayır. Seksek kurumu. Seksek kurumu. Evet, seksek kurumu. Devletin ben koptum artık bir bağlantı zaten koramıyorum. Şu an şizofreni yaşıyoruz hep beraber. Devlete mi bağlı seksek kurumu? Hayır değil. Kime bağlı? Özel. Özel seksek evet. Kurumu. Vergi veriyor musun? Vergi önemli. Vergi. %? Hamdi abi ödüyor, ben bilmiyorum. Hamdi abi ödüyor. Bizim başımız. Şey, o mu çiziyor peki yerleri? O öğretti. O öğretti, artık siz çiziyorsunuz. Evet, artık biz çizebiliyoruz. El vermiş. Evet. Hamdi abi el verdi. Okey. Buyurun şarkınızı tabii. Şey yapalım. Gözleri derya deniz. Ere. Hep Tarkan'dan geliyorlar. Tarkan. Bunlar Tarkan biliyor. Gelin buyurun. Nazlı Hanım. Şey Hanım. Hiciv Hanım gelin. Alın. Su mu? Hayır, sirke. Gizem Hanım'ın sirkesi size kaçtı. Çok üzülerek afiyet olsun diyoruz. Alkışlıyoruz Hiciv Hanım'ı. Gerçekten varlığı bizim için Hiciv oldu. Merhaba. Siz dilenci misiniz? Neden öyle dedim? Üstündeki çünkü galiba... Ya. Oversize ama şu an trend. Oversize değil, o benim. Güle güle giyin. Benim gerçekten. Sizin mi? Siz birden kilo verdiniz o zaman. Saygılar. Kıyamam. Kaç kilo? Bir 30 kilo gitmiş. Çünkü o ceket o omuzun değil, o belli. Vatka mı var? Var birazcık, vodka evet. Vatka var. Aa, siz bayağı 70'lerden.
Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz neydi? İsmim Göksel'in Kurtul. Göks. Göks katıyor kat. Ben Göksel'in Kurtul anladım. Göksel'in Kurtul. Bu bir mesaj da olabilir. Hayır. Benim götümden mi kurtulmam lazım? Göksel'in. 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 Göksel'in Kurtul. Kurtul soyadım. Kurtul. Ha, Göksel'in Kurtul. Tamam, güzel. Okey. Ne iş yaparsınız? Ben tırnak yeme engelleyicisiyim. Nasıl çalışıyorsunuz? Terapistlerle çalışıyorum profesyonel olarak. Terapistlerle çalışıyorsun? Evet. Ha, yani son kullanıcıya gitmiyorsunuz yani. Ne? Kiralıyor terapistler beni. Terapistler sizi kiralıyor. Siz de seksek işçisi gibi bir şeysiniz. Şimdi böyle stresli anlarda insanlar tırnaklarını, tırnak etlerini falan yedikleri için ve bunlar terapide konu olursa eğer... Evet. Sana ihtiyacım var. Terapistler bana ulaşıyorlar. Evet. Ben de insanların yanında gün içinde geziyor oluyorum ve o refleks halinde yani elleri ağzına gittiği an çat diye vuruyorum ellerini. Aa, çok iyi. Bu sayede... Gerçekten. Çok. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizler gibi değerli zekalara ihtiyacı var. Sayın Göksel'in Kurtul. Peki ne kadar mesela bir müşterinin eline vurmak? Ya vurma başını almıyorum. Günlük kiralanıyorum. Günlük kiralanıyorsunuz. Peki. Hadi bakalım. Hmm. O müşteri o zaman tırnak yemeyi bıraktığında sen veda ediyorsun. Ben o müşteriye veda ediyorum. Ama zaten günlük olarak yani o gün bitti mesainiz zaten bırakıyorsunuz. Hayır gidiyor. Öyle değil yani terapi süreci tamamlanması lazım. Ha hep yanındasınız. Peki mesela tuvalete gittiğinde gizlice yiyebilir. O zaman boştaki başka bir yere vurabiliyorum. Hani onunla birlikte mi? Yani ben onunla birlikte oluyorum. Ha. Arkamı dönüyorum. Nereye? Nereye arkanızı dönüyorsunuz? Onun... arkanızı yapmadığı... dönerken yerse... Yani böyle bir hareket şeyinden anlaşılıyor ya. Hmm. Yani o farklı bir şekilde elini ağzına götürdüğünü ben anlıyorum. Ve direkt böyle çat diye... Götüne vurdunuz şu an. Hayır, benim ona arkam dönük. O size yüzü dönük. Evet. Ha, ben pozisyonu anlayamadım. Şöyle, klozette oturuyor burada bir birey. Klozette oturuyor. Hı-hı, oturuyor. Evet. Ben elinin eğer oynadığını hissedersem direkt böyle elini hedef alıp çat diye vuruyorum. Ağzına vuruyorsun. Ona direkt görmeden artık evet, o kadar... Evet, o reflekslerim çok gelişti. Okay. Bu işi profesyonel olarak yapıyor. Çok iyi, günlük ne kadar ücretiniz? Yani işte terapistin ücretine göre değişiyor. Ben %10 alıyorum. Hayır, siz yine komisyoncusunuz. %10. Ay inanılmaz, her seçtiğiniz meslek komisyonculuk ama sizin... Göksel'in Hanım. Peki öyle. Nasıl bu ay ne kadar kazandınız? Bu ay birazcık kötüydü işler. Koronadan dolayı insanlar fazla ellerini ağzına götürmüyorlar. Terapiye bile gerek kalmadı. Doğru, siz kötü etkiledi ya. Bu koronanın bir boka yaramış olması enteresan. Maalesef. Çok iyi. Peki vergi ödüyor musunuz? Yani tabii terapistler ödüyor. Ben işçiyim aynen, siz, çünkü. Aynen, siz işçisiniz. Evet. İşçi kalın. Siz peki zorunda olduğunuz için mi yapıyorsunuz? Yani ekmek parası için. Diyelim. Ekmek parası. O da okey bizim evet. için. Okey. Şarkınızı alalım. Tabii. Değil mi? Aman. Evet o ya. Aslında dün dinledim hatta ya. Ne? Dün dinledim hatta bu şarkıyı. Ne? Ha, aman canım, kaçın kurasın. Buyurun Göksel'in Hanım. Bu da sizin. Teşekkür ederim. Gök olduğu gibi bu da senin. Teşekkür ediyoruz Göksel'in Hanım'a. Müthiş saçmaladı. Nasıl buluyorsunuz gerçekten ya? Gerçekten çok enteresan. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kimdiniz? Levziye ben. Levziye. Levziye Tokuş. Levziye Tokuş mu? Levziye Tokuş. Levziye Tokuş. Evet. Levziye'nin anlamı ne? Zor kadın. Levziye. Tokuş'un anlamı ne? Yumurta tokuşturmaktan geliyor dedemler öyle. Deden, şey yapmış. Dedeniz yumurta tokuşturuyormuş. Dedemler tokuştururken. Anladım. Okay. Öyle. Peki siz ne iş yapıyorsunuz Levziye Hanım? Ben elektromanyetik doğmuşçuyum. Nasıl bir şey ya? Açmamı isterseniz biraz anlatayım. Açmanızı isteriz. Ben dolmuşumla mahalleleri geziyorum. Şimdi bir tane cihazım var benim. Apartmanlarda ışığı yanan bir daire oluyorsa onun ışığını kapatıyorum manyetik cihazımla. Ona bağlıyorum. Bunu tamamen halk için yapmaya başlamıştım ben. Hı. Asla hiçbir şey gütmeden
Gütmek. Halk için başladığım bir şeydi. Sonra bir baktım ki yani sonuçta kapanıyor ışıkları bilmeden onlar bunu. Evet. Ve baktım ki telefonlarla belediyeyi arıyorlar bunlar. Ha. Sonra belediye bu kim, dolmuşçu kim, bu kadın kim falan dedi. Ha. Onlarla işe başladım, devam ettim. Belediyede işe girdiniz. Evet, sonra belediyenin işçisi oldum ama yani hani bu işe devam ediyorum. Konuşamıyorum, devam ediyorum. Aynen. Evet. Peki sizin kazancınız nasıl? Benim kazancım şu an çok iyi. Çünkü onların elektriğinden kıstığım için benim maaşım arttı. Ha yani elektrik, ne kadar elektrik kurtarırsanız siz evet. O kadar. Mesela ne kadar kurtarmışsınız? Yani ne aldınız bu ay? Bu ay yani söyleyin ayıp olacak ya. Kim ayıp olacak? Gizem Hanım'a mı? Hayır estağfurullah. Yani pek bize ayıp olacağını düşünmüyorum. Siz söyleyin rakamı. 15 bin kazanıyorum. Çok bayağı ayıp Işık oldu. Işık kapatarak. Dizimiz titredi ya. Peki senden elektrik parası alıyorlar mı? Alıyorlar. Aa. Ay evet. Tabii. Özel çünkü. Ama yani... Özelleştirildi ama Gizem Hanım. Ben ama manyetik cihazım olduğu için onu böyle alçaltabiliyorum. Daha az para ödemek için kendime çok iyi. Bir gerçekten harikulade. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür şarkınızı ederim. Alalım. Yıldız Silbe. Sen hani bilmeyecek miyim? Yeni mesela, evet nasıl biliyorum şu an anlamadım. Gel buraya gel. Gel. Nereye? Levsiye. Levziyeciğim, balzamik senin hakkındır. Çok teşekkür ediyorum bu bayram gününde benim yerime balzamiko içtiğin için. Merhabalar, ben Bünyamin Bütün. Bünyamin Bütün? Evet. Tanıdık okay. Geldi mi? Bir tan- Bünyamin Bütün. Yani şöyle, benim bir özel hikayem var. Hani bunu ilk defa burada açıklıyorum. Lütfen, bir o da aslında bize denk geldi. Aslında benim hayatımın hikayesi resmen çalındı ve kullanıldı Benjamin Button olarak. Ben Bünyamin Bütün. Yani emekliyim ben. Emeklisiniz. Tabii şu çok an... Çok güzel. Şu an kaç yaşındasınız siz? Şu an işte 46. Gidiyorum yavaş yavaş işte. Siz bebek için. Diğer tarafa yani gençleşiyorsunuz siz. Tabii tabii çok farklı işlerde çalışmak zorunda kaldım. Sürekli yer değiştirdim. Mesela ilk doğar doğmaz ilk başladığınız neydi? Ya hemen anlayamadım zaten durumu. O işte filmde de güzel anlatmışlar haklarını yemeyeyim de yani. Öyle bir durumdu hani ben kahvede takılıyordum işte bebek. Kahve masasına mı doğmuşsunuz? İşte öyle götürmüşler mahallede söz olmasın diye bu çocuk hasta falan diye götürmüşler. Öyle Allah bir sürü Allah. Anlamadım. Sonra kendimi zaten işte böyle oralet dağıtırken buldum böyle. Ondan sonra biraz ihtiyar heyetini aldılar. Bu i̇htiyar sırada heyetini. Yine okumayı falan çözdüm işte. Şeyden. Çok güzel. Öyle hayat geçiyor gidiyor işte. Şu an ne iş yapıyorsunuz Bünyamin Bey? Şu an emekliyim. Yani neyden? Ben mankenlikten, modellikten kendim şey yaptım. En son oralet dağıtıyordun ödeyerek, ya. Ödeyerek. Yani işte şans, hayat yani. Beni görüyorlar. Keşfedildin. Yani, ben hani tabii şehir değiştirirken tanınmamak için de farklı meslekler deniyorum. Ya ben bir ajansa yazıldım. Bana da işte baktılar ettiler. Yani beni şeye yazdılar. Bu içlik ve çorap, boxer reklamlarına falan. Ben mankenlik yaptım. Bildiğiniz bir sürü içlik şeyinde ben varım yani. İçlik giyen göt sizinki. Ya işte mecbur görev gereği, ekmek aynen. Parası. Tabii tabii. Öyle günler geçiyor gidiyor. Çok işte. Güzel. Şu an emeklisiniz. Evet. Artık emeklilik hayatınızı... Şu an Gümüşlük'te işte bebek olmayı bekliyorum. Bebek olmayı bekliyorsunuz ve bunun içinde kaç yılınız var? Ama artık Allah'ın takdiri bilmiyoruz 46 da... 46 yaşındaysanız... Ama biraz hızlanıyor galiba şimdi değil mi? Hızlanıyor, hızlanıyor yavaştan. Yani bir süre sonra şey, köpek yiyen yaşına başladım böyle birden hani böyle enerjim artıyor. Bir gün bir kalkıyorum. Böyle yani anlamıyorum Allah yani. Allah. Peki 19 yaşına gelince kendini nerede görmek istiyorsun? Vallahi bilmiyorum ki yani işte şey Kadıköy Anadolu Lisesi'ni istiyorum. Puanım tutarsa 19'da. Güzel ya. Çok iyi. Peki inşallah 19 yaşınızda enerjiniz kalktığınızda bugünkü gibi olmaz. Hiç öyle değil. Siz peki evli misiniz? Zamanında birlikteliklerimiz oldu tabii de terk etmek zorunda kaldım. Bir sabah kalktım gittim. Neden? Işte. Çünkü yaşlandılar. Yani siz çünkü gözümün önünde kızcağız telef oluyor söyleyemiyorum. Telef olmak. Yani üzülür yani kim olsa üzülür. Aynen. Kim uzaktan olsun. İzliyorum ya, kabullenmesi işte. Kabullenmesi çok zor bir çok durum zor. Ama yani. Güzel, gerçekten. O kadar haklısın haklılar. Ki. Bir de ilaçları da ödemiyorlar. Ne? Buradan ilaçları falan da ödemiyorlar hani zorlandık. Neyi ödemiyor? İlaçları karşılamıyorlar hiçbir ilaçları yani. Ne ilacı var ki bunun? Ya işte yaşlılıkla başlıyoruz ya her şey var yani. Tansiyon var, şeker var.
Onlar yavaş yavaş sıfırın. Gerçekten müthiş gidiyorsunuz. Şarkıyı şey yapın. Buyurun. Ben bildim. Ama bilmedik aslında şu an, sadece aynı şey yapıyoruz. 5 saat sonra. Aldırma deli gönlüm. Evet. Al al. Gidelim. Al al iç. Yapmıştın iç. Ben mi içiyorum? Ne? Ben kazandım. Sen... Nasıl, ben de hımladım seninle? Vay anasını ya. Tamam içme de. Ben içerim. Bana getir. İçme. Berbat bir tadı var. Bünyamin Bey. İçilmesi gerekiyorsa içeyim. İçilmesi gerekiyor. O yüzden bunu Cemal Bey'e iletirseniz üstünüzdeki bahçeyle. zeytinlik giymiş arkadaşımız sırtına. Helal olsun. Tabii ama ne oldu? Aslan yine ya. Gizem Hanım kazandı. Gizem ya, ayağına sağlık vallahi. Seninle vakit geçirmeyi zaten çok istiyorduk. Geçen sene de bir iki uğraştık, sen müsait değildin. Evet. O yüzden yan yana gelebildiğimiz için ben çok mutlu oldum. Ayaklarına sağlık, kırmadın geldin. Teşekkürler ya. Vallahi. Bugün o kadar güzel denk geldi ki zaten geçen gün söylendi ve evet. Bugün repo günüm. Yani müthiş. Haftada bir günüm var, o da bugün. Vallahi o yüzden iyi var çok yani. Çok tatlı denk geldi. Evet. Benim için de iyi oldu. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Gizem Karaca konuğumuzdu. Biz şu an hangi akşam bilmiyorum, üçüncü günümüz olabilir bayramda. Bayramda bitiyor gibi. Biz de bir yerlerde tekrar karşılaşırız herhalde. Şu an YouTube'dayız. Yarın Allah bilir neredeyiz. Hanımlar, beyler, iyi akşamlar.